yayınları ama tamam, o zaman hemen kapatıyorum. Nasıla Evet. karşı öyle gitsin. Öyle gitsin. Evet. Şimdi o zaman Selam'cığım, şimdi seni tanıyan arkadaşlarım var. Bana geri dönüşlerden bunu çok net gördüm zaten. Çok da memnun oldular böyle bir canlı yayın için. Ama gene de böyle kendini böyle bir küçücük anlatırsan, hani Selam kimdir, nedir, nasıl düştü bu yollara? Senem kimliğinden bahsediyorum. Ben Evet. benden bahsetmiyorum. Kimlikten bahsediyorum o Tamam. zaman, öyle söyleyeyim. Kimlikten bahsediyoruz. Okey. Şimdi ben normalde çevre mühendisiyim. Ama çevre mühendisliği yapmıyorum. Şifacılıkla uğraşıyorum uzun zamandır. Tabii sayısal kafası olduğu için bu konularla çok şey değildim ama rüyalarım falan vardı. Rüyalarla açılmaya başladım. En son böyle 2017'de bir rüya gördüm. O rüya sonrasında ciddi bir şey oldum. Böyle bir farkındalık yaşadım. Ne oluyor? Bu bana ne demek istedi diye. Kalbimi yardılar ve ameliyat yaptılar Mısır piramitlerinde. Kalbime Ali Spir diye bir şeyin yerleştirildiği söylendi. Sordum bu ne diye, ama telepatik olarak konuşuyorum. Sonra bir tablet gösterildi, taş tablet. İşte bir adam ve adamın üzerinde böyle bir yılan gibi bir şey gidiyor. İnisiye olmakmış aslında o, tabii ben o zaman bilmiyorum onları. Sonra ben bunu çok araştırdım, bu ne demek diye. 2 sene geçti. Evet. İki sene kadar hiçbir şey anlamadım. Ama o 2 sene içerisinde bu rüyayı gördükten bir ay sonra falan işimden oldum. Bayağı o şeyler yaşadım, sıkıntılar yaşadım. Sıkıntı gibi gözüküyordu tabii ki, yaşamam gerekiyordu. Sonrasında sorgulamaya başladım hayatı. Yani niye her şey ters gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor? Bu rüya bana neden geldi, şöyledir, böyledir derken 2019'un sonlarına doğru böyle bir gruba dahil oldum Facebook'ta bu konularla ilgili. Bir kitap falan elime geçti. Onu falan okumaya başladım. Sonrasında her şey böyle kendiliğinden olmaya başladı. Telefonum kendi kendine konuşuyor. Yani arkada bir program açık değil ama bana Mu kıtasını falan anlatıyor. İşte rüyalarım iyice açıldı. Bir şeyler görüyorum sürekli. Bir şeyler söyleniyor. Araştırmaya başlıyorum bu ne demek falan diye. Ve kendimi böyle öyle bir noktaya geldi ki artık hep telefonum, elimde telefon ve YouTube'dan bunları dinler oldum. Bu konuları dinler oldum. Böyle böyle açılmaya başladım. Sonrasında bir eğitim aldım. Bilgelik ve üstatlık eğitimi. Onların bana çok katkısı oldu. Şükürler olsun. Yaşadığım şeylerin ne olduğunu orada fark ettim aslında. Çok Yabancı değildi. Hiç anlatılanların hiçbiri bana yabancı gelmedi. Her şeyi kalbimle dinledim ve kalbimle kabul ettim. Çünkü beş duyuyla dinlediğiniz zaman o sayısal kafası hayır hayır diyor. Ama kalbine kabul etti. Bu şekilde bir şey oldu. Sonrasında da uyanışım aslında çok şey değil, hani uzak bir tarih değil, yakın bir tarihte oldu. Ve kalbim ilk başta birkaç ay öncesinde kalbim patladı. Meditasyon sırasında. Kalbimde böyle göğsümü bildiğiniz yardılar. Yani yarıldı. Kemiklerim kıtır kıtır böyle ayrıldı. Ortadan göğsüm ayrıldı. Çatırtılarını kulağımda duyuyordum. O sırada titriyormuşum. Çünkü bir dışarıdan bir ses geliyor. Bana hep böyle bir erkek sesi geliyor. Bırak, bırak, bırak. Ben de hep kendimi koruma altına alıyordum. İşte yani bilmiyorum çok bir şey tabii o zaman. Bıraktım, tamam. Ne oluyorsa olsun dedim. O sırada göğsüm yarılmaya başlandı. Böyle çatır 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 seslerini duyuyorum. Ama o acısı öyle bir acı değil. Çok başka bir şeydi. Sonra göğsüm büyümeye başladı içinde. Kalbim çok büyüdü, 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 büyüdü. Ve sonunda bir patladı ve patlamasıyla altın rengi her yere böyle bir saçıldı. Ben titremeye başladım. Ama bu titreme öyle böyle bir titreme değildi. Vücudumu hiçbir şekilde kontrol edemiyordum. Ayaklarımdan, ellerimden buz gibi terler dökülüyordu. Sonrasında göğsümden kalkmaya başladım. Havalanmaya başladım. Yani o korku filmlerinde oluyor ya, böyle göğsünüz kalkar hani. Gerçi öyleydim. Evet, o şekilde, evet. Bedenimden %80 ağırlığın gittiğini fark ettim. Yani %80'i çok iyi net hatırlıyorum. %80 gitti, daha gitmemişti. Ama çok bağıra bağıra ağladım. Hocam vardı yanımda, bırak Senem, bırak Senem diye. Tabii ben gidiyorum dedim.
O çığlıklarımın hepsini biz toplu meditasyondaydık. Hepsinin orada insanlar çığlık attığında hepsinin çığlıklarının Senem olduğunu zannettim. Benim çığlıklarım da onlar. Benim içimin bağırışlarıydı. Benim içimdeki çığlıklardı. Bayılmalar vardı. Mesela orada yerlere atanlar vardı kendine. Onların hepsinin ben olduğunu fark ettim. Orada hem izliyorum ama hem bir yandan da titriyorum falan. Böyle bir saat, 2 saat bu böyle gitti. Sakinleşemedim. Bedenimi şey yapamadım. Hani böyle soğuktan titrersiniz ya, o Kontrol. şekildeydi. Buz gibi oldum. Sonrasında ertesi gün daha farklıydım. Daha Gerçekten farklıydım. ve Böyle soluk üzerinden almadan dinliyorum şu an. Evet. böyle çok hafiflemiş hissediyordum kendimi ama o %20 hala vardı. Sonrasında işte bir ay geçmeden başka bir üstadla bir satsanga katıldım. O satsangda da işte beni öldür dedim. Bu deneyimi anlattım. Bana dedi ki bu deneyim çok güzel, lütuf dedi. Ama sen bu deneyime tutulmuşsun dedi. Bir kimlik var, tutunan kimlik dedi. Aa falan dedim. Sonra ben bilmeden ona dedim ki beni öldür. Ben ölmek istiyorum dedim. Beni öldür dedim ona. Bunu nasıl dediğimi bilmiyorum ama dedim. Sonrasında o da bana dedi ki neye tutunuyorsun sen dedi. Ben dedim ki ya ben her şeye gözlemci olarak bakıyorum ama hala bir şey olmuyor. Ne yapacağım ben? Yani ben hayatımı film gibi izliyorum dışarıdan. Buradan bakıyorum ama hala bir şey değişmiyor. Ne olacak? Onu da çıkar aradan dedi. Onu çıkar aradan dediğinde her şeyin Senem değil, her şeyin o olduğunu fark ettim. Ve şöyle yaptım. O orta sırada su içiyordu. Tanrı Tanrı'yı tuttu ve Tanrı'yı içiyor dedim. Ya bu gerçekten çok acayipti ve o bana Tanrı Senem'e hoş geldin diyor dedi. Titriyordum böyle yine. O heyecanı tekrar hissettim. Yine bir şeyler gitti ama tam bitmedi. Çünkü dedim ki ben bu saatten sonra nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Hani kimlik değilim ya. Neyim ben? Nasıl konuşacağım? Gözlemle dedi. Egon mu konuşuyor yoksa özün mü konuşuyor? İnanın bir hafta boyunca ego mu konuşuyor, öz mü konuşuyor? Ego mu konuşuyor, öz mü konuşuyor? Gece rüyalarımda artık çıldıracak işte dereceye geldim. Dedim ki uyanmıyorsam uyanmıyorum. Bıktım artık dedim. İsyan ettim. Sabahın 6'sı falan. Ve o gün tam da şeydi. Kandil günüymüş. Ağlayarak uyanmaya başladım. Hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Senem yoktu. Sadece o vardı. Tek olan vardı. Bu çok, çok güzel bir histi. Ağlamaya başladım. Anlatılmıyor bu. Bundan sonrasını anlatamam. Yani Anlatılacak tahmin bir şey değil. edebiliyorum. Evet. Anlatılacak bir şey değil. Yaşanacak bir şey. Muazzam. Güzeldi. Sonrasında bir kendime gelemedim. Böyle bir alçalma, bir şey yapma. Orada duramıyorsun çünkü. Böyle. Ya Selam gerçekten çok enteresan bir hikaye anlattın şu an. Yani her tarafı böyle büyülü ve her tarafı şey dolu yani. Hem merak dolu hem böyle içi coşturan bir heyecan dolu. Yani çok ilginç gerçekten enteresan. Yani böyle bir hani uyanmak yönünde çok özel bir talebin tamam ben hani bu işlere böyle merak sardım bir şey var kendimi geliştiriyorum ediyorum ama hani uyanmak ne? Hani bunu istedin mi? Yani istedim, uyanmam lazım benim. Bir şey var ve ben onu uyanmam lazım dedim. Böyle mi Aslında başladı yani hikayen? uyanmak ne demek onu da bilmiyordum. Hep böyle bir uyanış. Ben uyanışı şey diye zannediyordum. Hani böyle bir farkındalığa vardığın zaman uyandık. Mesela Evet. işte diyorlar ya, aa işte Illuminati diye bir şey var. İşte onlar bunu yapıyor, şunlar şunu yapıyor falan filan. Ben bunu uyanış zannediyordum. Ben bunları fark ediyorum, bak sen onları suçluyorsun ama bak bu burada böyle böyle falan diye. Öyle zannediyordum, zannediş. Sonrasında bir işte bu üstatlık derslerini falan alınca, bilgelik bile değil, üstatlık farklı bir şey. Hani bilgelikte bildiğinin de aslında olmadığı, daha üst düzeyde bir şey olunca ve bunları yaşamaya başlayınca bir şey zaten itiyor. Fakat sen ne kadar çabalarsan uyanmak istiyorum, uyanmak istiyorum diye o seni geri itiyor. Çünkü o seni Evet. çağırıyor. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Ben böyle anlatıyorum. Hani bir ip var böyle seni çekiyor o kendine ama sen de çabalıyorsun ben uyanmak istiyorum diye. Halbuki sen bıraksan o seni çekecek zaten. Ama sen direnç Aynen. gösteriyorsun, çaba sarf ediyorsun. Denizin üzerinde yatarsın da
çaba sarf edersen batarsın ya. Ama çaba Evet. sarf etmezsen, teslim olursan, ki Evet. İslam teslimiyet demektir. İşte sen Evet. yatarsan, o kendini bırakırsan, teslim olursan, o zaten seni götürüyor, alıyor götürüyor. Hiçbir şey yapmana gerek yok. İşte bu Harika. olması lazım. Çok güzel. Peki hani bu hani dedin ya böyle bir rüyada bir de meditasyonda benzer. Belki çok benzer değil ama en nihayetinde ikisi de kalple ilgili bir operasyondu. Evet. Hani Aa, evet. Bak, ikisinin de şeyi bunu fark ettim. farklı. Yani Fark ettim ki şu şey an fark ettirdin bana. Teşekkür ederim. gerçekten Evet, çok şu an güzel. fark ettim. Yani oradaki hani hissiyat olarak ya da hissiyat da demeyeyim belki görsel bir şeyler de gördün mutlaka. Hani o kimdi sana o ameliyatları yapan ya da işte kimdi seninle o an muhatap Evet. olan. Şimdi orada yüzleri kapalıydı. Ben önce kendimi tamamen Mısır'da çarşıda geziyormuş gibi gördüm ki hayatımda gitmediğim bir yer. Merak ediyor muydun? Sonra, yo, öyle bir merakım yoktu. Mısır'la ilgili bir merakım yoktu aslında. Ama rüyalarımda Evet. şeyleri de gördüm. Mesela Bosna piramitlerini gördüm, Sirius'u gördüm, Sirius'un güneş olduğunu gördüm. Hatta bizim güneşimiz yanında böyle mini minnacık kalıyordu. İşte bu güneş dediler, bizim güneşimizin şifalandırıldığını falan gördüm. Ki o zaman bilmediğim şeyler vardı, ama aldığım eğitimlerde, bu işte üstatlık falan eğitimini aldığım zaman, mesela orada hocamız bize dedi ki işte Galaktik İnsan Kitabı var. Güneşler şifalandırıldı, şöyledir, böyledir falan diye anlatınca inanamadım. Benim rüyamı anlatıyordu çünkü. Sonra bir gün sevgili Hakan Yedican'ın YouTube kanalından izlerken, Bosna piramitlerini anlatırken inanamadım. Yani gördüğüm şeyin o olduğuna inanamadım. Bosna piramitlerinin oradaydı o Sirius yıldızı. Ve zaten Harika. ben normalde kedilerden falan korkan bir insandım bu arada. Eskiden tabii. Sonradan birdenbire kedileri falan sevmeye başladım. Huyum suyum değişti. Orada da böyle üzerimde bembeyaz bir elbise vardı. Hani kefen gibi mi diyeyim, öyle bir şey. Ve kedi vardı yanımda. Böyle Mısırlıların ayaklarımı. geleneksel kıyafeti gibi tarzı Evet. mı? Evet. Sonra da böyle yanımda kedi falan vardı. Ben onları falan da gördüm. Orada da gezerken birdenbire kendimi çarşıdan alıp bildiğiniz musalla taşında yatıyordum yani. Piramitin içindeydi orası. Ve yüzleri kapalıydı. Şöyle bir şey var. Ben şimdi çocukluğumdan beri böyle bazı şeyler görürdüm. Mesela İzmir'de patlama olmuştu. İzmir'deki patlamayı biliyordum. İşte ne bileyim, yani çok basitinden üniversitede işte arkamdan kim gelecek ertesi gün, bana ne diyecek, ne yapacak, şudur budur, bunlar falan hepsini biliyordum. Yani onları görüyordum. Çok şey bilmek de istedim. Sonra korkmaya başladım. Çünkü bir şeyler göründü bana. Yalvarıyordum, ne olursunuz bana gözükmeyin, ben çok korkuyorum diye. Ve kendimi kapattım aslında. Fakat kızımın doğumuyla birlikte bu bende tekrar açıldı. Bir iki sene falan kayıp oldu. Sonra kızımın doğumuyla tekrar açıldı. Hani varlık görüyor musun? Hayır. Bana gözükmüyorlar. Bakma. Bakma deniyor yani. Bakma deniyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bir erkek sesi duyuyorum. Herkes kendi sesini duyuyormuş genelde. Hep öyle söylüyorlar. Kendi sesimi duyuyorum diye. Ben erkek sesi duyuyorum. Ve bana işte yönlendiriyor. Duruş iti bu. Tam böyle kulağımızın şu arka kısmındadır duruş iti kısmı. Oradan böyle bir şey konuşuyor. Bir ses konuşuyor. İşte mesela deprem zamanı da ben İzmit'teydim. Depremi yaşadım. Orada da mesela hamaktaydım. Şey dendi bana. Hamakta inmen lazım bu hamaktan. Neden dediğimde, eğer inmezsen burada çok ciddi bir deprem olacak. Ama ayaklarını yere basarsan, yani yere basman gerekiyor. Eğer yere basmazsan başka yerde olacak. Şey, yurt dışında olacak. Şu şiddetinde şöyledir böyledir. İnat ettim. Yani rüya görmüyorsun dediler bu arada. İnat ettim. İnmiyorum dedim. Ne olacaksa olsun. Hamaktan düştüm. Çevredekiler tabii, o zaman dışarıda yatıyoruz depremden dolayı. Çevredekiler geldiler. İşte ne oldu kızım falan filan. Ben bunu anlattım. Aradan bir 10 dakika falan geçti geçmedi. Birileri geldi. Dedi ki işte yurt dışında deprem olmuş. Bakıyorlar aynı saat, aynı dakika, benim dediğim şiddette. Bu kadar tutuyor. İşte hani böyle şeyler hep bende oldu. Hala oluyor mu? Evet. Hala gördüğüm şeyler var. Bazı şeyleri de görüyorum. Hani yani Ne gibi? olacak şeyler gibi. İşte mesela su baskınları, seller ya da bazı afetler gibi şeyler de görüyorum.
Öyle yani. Bu şekilde. Okey. Rüyalardan Tamam. O gidiyorum ben. zaman anladım. Yani seninle muhatap olan kişilerin suratları kapalıydı. Tabii sen sonrasında bunların hani ne olduğuyla ilgili bir şey de edinmişsindir herhalde. Yani genelde bu tarz bir temas mıydı bu acaba? Şimdi ben çok fazla ırkla görüştüm, karşılaştım. Yani Öyle mi? Ben çok fazla Hepsi ırkla. şimdi bunların hepsi Evet. mevcut da var. Yani hani şu an bir şeyi konuşuyoruz. Hakikat değil bu aslında. Mevcutta olan şeyler. Ben şey diyorum açıkçası. Tabirim şu. Tek olan var. Burada olan mevcut. Ben mevcut ediyorum onu ihtiyacıma göre. Şimdi ben ilk ruhlar olanlarla, işte Lyra'lılar, onlarla bir şeyim var. Oradan geldiğimi düşünüyorum. Bunu Hı dememin hı. nedeni çünkü sürekli hani bu bana söyleniyor da, rüyalarımda da görüyorum onları. Hiç bilmediğim isimler söyleniyor. Başka diller falan konuşuluyor. Bunlar tamamen şeyle ilgili. Yani dediğim gibi boyutlar arası bir şey. Ama bu boyutların hepsi mevcut. Yani gerçek hakiki değil. Yani mevcut. Biraz daha açar mısın? Daha anlaşılır olsun. Şu an ben anladım ama hani mevcut derken tam kastettiği şey ne? Şimdi Hakikat şöyle. derken. Evet. Şimdi aslında burada biz hani varoluştan bahsedeyim aslında ilk başta. Belki de ondan Tamam. bahsetmek lazım. Şimdi Okey. bir hiçlik var. Hiçlik, bilinmeyen. Ve bu hiçlikten bir kaynak doğuyor sesle. Bir ışık diyoruz biz buna. Bu ışık parçalara ayrılıyor. Ve ondan sonra da işte hayal içinde, rüya içinde rüya aslında bu. Makrodan mikroya doğru bir hayal içerisinde. Yani şöyle diyelim. Mesela ben şimdi gözümü kapatsam, bir şeyler hayal etsem, onlar aslında var oluyor ve benim rüyamdalar veya hayalimdeler. Ben onları canlandırıyorum orada ve gözümü açtığım an onlar yok oluyorlar. Ben de şu an bir üst bilincimin, benim üzerimde birçok bilinç var. Aslında ben o kaynağım, evrensel bilinç var. Evrensel bilinç. Şimdi var olan tek kaynak. Ama diğerleri mevcut oluyor. Burada gördüğüm her şey mevcut ve o kaynaktan yansıyor. Aynı film perdesinde yansıyan ışıklar gibi. Okey, şimdi çok daha net algıladık. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Yani perdeye yansıyan her şey mevcut. Şöyle de örnek verebilirim. Ben gittim sinemaya. Sinema salonunda oturuyorum. Hep veriyorum böyle işte. Cüneyt Arkın'ın filmi var diyelim. Şimdi ben Cüneyt Arkın'ın filmini izliyorum. Cüneyt Arkın benim yanımda mı yoksa mevcut mu? Var mı? Mevcut mu? Ne oluyor? Ben orada gördüğüm için mevcut. Ama var değil. İşte demek istediğim bu. Biz burada hayal içerisindeyiz. Benim bir üst benliğimin hayaliyim ben burada. Peki bu üst benliğim dedin ya, şimdi yeri gelmişken onu sormak istiyorum. Bir arada dedin ki hani İslam'la da bir cümle kurdun. Evet. Şimdi bu üst benliğin bizim hani geleneksel Pardon. olabilir. Geleneksel şeyde dini algılayışlarımızda bir şey var ya, bir peygamber efendimiz, peygamber var kitabı getiren. Vahyi Evet. alan, kitabı Evet. yazan, yani kitabı Evet. getiren demeyeyim, kitaba muhatap olan ilk Evet. başlangıçta. Bir de yaratıcılarımız var, işte onun yarattığı melekler var, cinler var falan. Hani bizim bildiklerimiz 18 bin alem konusu var ama Evet. ana bildiklerimiz bunlar. Yani peygamber var, işte cinler var, melekler var, bir de yaratıcımız var. Evet. Bu üst ben bunların hangisini nerede? Şimdi yani tabii bunlar çok Kur'an'a giren şeyler. Ben şöyle Ha, anlatabilirim bunun sadece şimdi. dışında mı algılayalım? Evet, Hayır, böyle de. Nasıl? bunun dışında değil. Hepsi bunun içinde. İslam demek bakın şimdi şöyle deniyor ya hani ben kulumu İslam şeyine yarattım. Fıtratı Üzerine üzerine yarattım. yarattım. Evet. Şimdi bu dediği aslında İslam fıtratı üzerine yarattım dediği. Benim sesimi duyuyor musunuz bu arada? Yankılanma yok değil Çok mi? net duyuyorum. Hal çok güzel geliyor. Ha, Gayet tamam, iyi. süper. Şimdi bu dediği şey aslında İslam teslimiyettir. Teslimiyete dayalı olarak yaratıldık. Teslim olmak adına. Çünkü bakın hem pozitif var hem negatif var diyoruz ya burada dualite var, ikilik var. Şimdi aslında biz hep ikilikten konuşuyoruz.
Fakat bunun bir de dengesi var. Nötr. Amacımız nötr olmak. Bu simülasyondan çıkmanın bir şifresi var. Bu şifre de bana yine rüyalarımda geldi. Şefkat. Şefkat. Şefkat herkesi olduğu gibi kabul etmektir. Şefkat şudur. Önyargısız, önyargısız, öfke olmadan, korku olmadan, gördüklerini farklılıklarıyla kabul ederek bu simülasyondan çıkmak demektir. Şefkat bu. Yani biri iyi diyoruz, kötü diyoruz, şöyle diyoruz, böyle diyoruz ya işte pozitifmiş, negatifmiş, bu iyi, bu kötü. Neye iyi dersek bir kötüyü de görüyoruz. Çünkü Evet. bugünün yanlışı yarının doğrusu olabiliyor. Bugünün doğrusu yarının yanlışı olabiliyor. Şimdi şeye de gelince aslında hepsi Kur'an'da bahsedilen veya bugüne kadar duyduğumuz bütün peygamberler aslında bizim tamamen bir bilinç. Hepsi bir bilinci kapsıyor. Ve son peygamberimiz Hazreti Muhammed de son bilinç. Evet. Kalpte bitiyor. Kalpte bitiyor. Son bilinç, en son bilinç o olduğu için İslam üzerine yaratıldık. Bu bilinçlerin hepsi bizim içimizde. Aslında yürüyen Kur'an biziz. Biz sadece dışarıda arıyoruz. Hiçbir şey dışarıda değil. Hepsi içimizde. Şimdi ne dedim? Işıklar perdeye vuruyor ve siz perdede izliyorsunuz. Biz aslında dünya içinde yaşamıyoruz. Biz beynimizin içinde yaşıyoruz. Bir hologram sistemi var. Beyin içinde yaşıyoruz. Siz benim beynimin içindeki bir düşüncesiniz. Sizi ben mevcut Evet. ettim şu an. Şimdi ben böyle bir evet dedim. Şimdi böyle tabii ki bunları böyle hazmede hazmede inşallah şimdi ben yarattım. Beynimce biz bir bilinciyiz. Beni arada Bunu şey tren kabul frenle. evet yok çok güzel gidiyorsun. Aslında şöyle de bir şey var. Yani şu an bizi takip ettiğini düşündüğüm arkadaşlarımın pek çoğunun müsait bunu algılamak için müsait ama hani bir tık daha iyi bir şeyler söylüyorsun, bir tık daha söylüyorsun. Güzel gidiyor. Ama yeni duyanlar için Tamam, vay o zaman hallerine ama çok güzel. biraz daha anlatayım. Şimdi o zaman Evet. şöyle anlatmaya çalışayım. Şimdi şöyle anlatayım. Biz aslında hep böyle dışarıdakini gerçek zannediyoruz. Hep zannedişlerimiz var, zanlarımız var. Zanlardan kurtulmadığımız sürece, kendimizi bu beden zannettiğimiz sürece bu simülasyondan çıkamayız. Evet. Buraya bataklık deniyor. Bataklık denmesinin nedeni bu. Simülasyon seni içine çekiyor. Aynı Matrix filmindeki gibi. Ve bu Aynen. Matrix'ten çıkmak için aslında sen bakın şah damarından sana daha yakınım diyor. Benim şah damarımdan bana daha yakın bir şey var. Ve ben senin ruhuna üfledim diyor. Şimdi ne bu? Ne olabilir? Benden ayrı olabilir mi? Bir okyanus düşünün. Okyanustan bir su damlası. Ya da bunu düşünelim. Şimdi ben buradan bir su aldım. Bir başka bir bardağa koydum çok az bir miktarda. Bu su diğer sudan farklı mıdır? Hepsi de sudur, değil mi? İşte sen de onun kendisisin aslında. Ama sen kendini ayrı zannediyorsun ve bedene hapsolmuşsun. Kabir azabı denen şey de beden zannedişidir. Kendini bu beden Evet. zannettiğin için bu bedenin dışında düşünemiyorsun. Ben uçamam diyorsun. Ben şunu yapamam, ben bunu yapamam. Hep yapamam, hep olumsuza odaklanma. Aslında olumlu odaklansak çok daha farklı olacak. Nasıl olabilir? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir şey yaratıyoruz. Biz de yaratıcıyız. Allah'ın esmaları bizde yok mu? Hepsi var. 99 esmasını da biz taşıyoruz değil mi? Biz burada esmalarımızı yaşıyoruz. Ama farkında değiliz. Bu esmaları açığa çıkarmak için neler mümkün diyorum. Neler mümkün. Şöyle. Şimdi bir şey düşünüyorsunuz. Güzel bir şey, olumlu. Mesela diyelim ki ev alacaksınız. Ev almak istiyorsunuz. Ama sonra bana para gelmez ki. Para nereden gelir ki? Şöyle ki, böyle ki. İşte bana bir yerden miras kalmaz. Şu olmaz, bu olmaz. Yani
Bir tohum ekiyorsunuz, sonra onu kirli sularla suluyorsunuz. O zaman sonra ondan verim bekliyorsunuz. Ama sen o şey tohumu güzel suyla, tertemiz suyla sularsan, o zaman o filizlenir. Büyür ve sana Ektiğin andaki hizmet eder. inançla, değil mi? İşte buraya gelirken, ki buraya gelmekten de bahsedeyim. Enkarnasyon var mı, reenkarnasyon var mı falan diye soruluyor yani. Ben gidiyorum, sen Evet. beni durdurun o sırada. Ben bazen Tamam. gidiyorum, frene basmayı Sadece unutuyorum. okey. Sadece paylaştığın şeylerle ilgili bir şey söylemek istiyorum kaybolmadan. Mesela şefkat dedin ya, bu nasıl olur? Hani şefkatle dedin. Ama hani o şefkat de bu senin anlattığın hakikati, yani oluşumu algılamak, o bağlantıda olmakla ilgili bir şey. Yani Tamam. normal, yoksa dualitedeki bir insan herhalde bu kadar şefkatli duramaz, yani mümkün değil. Yani öyle değil mi? Hani Mümkün bu burada bir değil şey demeyelim. olacak. Şöyle yani, hani ikilikte olan, bu düzende olan, sürekli hani Evet. bir böyle artıda bir ekside, bir artıda bir ekside, yani ne kadar böyle sonsuz şefkatli olabilir? Hani şefkati bile samimi olmayabilir bir yerden sonra. Onu söylemek istiyorum aslında. Şimdi şefkat bir duygu değildir aslında. Biz duyguyla karıştırıyoruz bunu. Şimdi biz burada duyguları, şimdi şöyle anlatayım. Duygularımızı da insan mutluluk duygusu da çok farklıdır. Yani uyanıştan sonra sen artık tekliğe geçtiğinde o ışık dediğimiz, kaynak dediğimiz ya da Allah sistemi diyorum ben ona. Allah sistemi o kadar muhteşem bir şey ki, sonsuz mutluluk, sonsuz coşku ve o mutluluğun dünyasal mutlulukla hiçbir alakası yok. Sevginin de koşulsuz sevgiyle hiçbir alakası yok. Biz seviyoruz zannediyoruz ama biz hiç kimseyi sevmiyoruz. Biz sevdiğimizi zannediyoruz. Neden biliyor musunuz? Bugün severken çocuğumuza bile dersini çalışırsam seni severim. Şunu yaparsam böyle yaparım. Eşimize, çocuklarımıza. Koştu. Anlatabiliyor muyum? Hep bir koşul var. Ya da ne bileyim, bugün size yardım ediyorum, yardım ediyorum, yardım ediyorum. Yarın bir gün benden yardım istemediğinizde veya bana bakmadığınızda işte nankör diyorum, suçluyorum. Bak, ben o kadar ona yaptım, o bana hiçbir şey yapmadı diye. Hep bir beklenti içindeyiz. Hep bir koşul var. Hep bir çıkarı var. O bana verirse ben ona veririm. Gibi gibi gibi. İşte Evet. bunlar tamamen dünyasal şeyler. Ve şeriat bilinci aslında bu. Burayı o kadar kabul etmiş ki kendini bu beden zannetmiş. Ben buyum diyor. Ve kişilik oluşuyor. Hepimiz öyle. Yani bu dünyaya gözümüzü açtığımızda kendimizi kişi zannediyoruz. Neden? Bizi büyütenler bize diyor ki senin adın şu, burada doğdun, bu annen, bu baban, şöyledir, böyledir. Bu şekilde Şöyle değil mi? yaparsan severiz, öyle yaparsan. Şimdi ne oluyor? Zihin buna göre programlı. Ve ben de yaratıcıyım. Bana üfledi ya ruhundan. Yaratıcıyım. Bütün düşüncelerimi yaratıyorum. Ben yaratıyorum. Başkası değil. Neyi yaratırsam da onu şey yaparım. Ama bu ben, kişilik benli değil, beni değil. Bunu karıştırmamak lazım işte. Ne kadar egosal beni çıkartırsan arada o kalıyor. Sen kendinin ne olduğunu bilirsen o egosal ben gidiyor. Kimlik olan ben gidiyor. Okey, o Kimlikten zaman çıkmak mı? ben olarak bilme olayı bu uyanıştan sonra mı gerçekleşiyor? Yani o egoyu Şimdi aradan çıkarma. şöyle söyleyeyim. Hayır, herkes bunu yapabilir. Şöyle, Hı. bahsetmiştim ya ilk başta kalbim patladığında herkesin senem olduğunu zannettim diye. Şimdi herkes Hı. benim aynam aslında. Herkes bana aynalık yapıyor. Ben şimdi benim dünyamı sen hiçbir şekilde bilemezsin. Ben de senin dünyanı hiçbir şekilde bilemem. Hiç kimse senin dünyasını bilemeyiz. Herkes Hı burada hı. yaşıyor o dünyasını. Ben seninle 24 saat beraber olsam, senin ne yaşadığını görsem ama buradan geçenleri hiçbir zaman bilemem. Gerçekten o hissi nasıl tattığını bilemem. Belki ben de üzülürüm, sen de üzülürsün ama senin üzülme seviyenle benim üzülme seviyen bambaşka olabilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şuna bakmak lazım. Herkes benim ayna. Ama aynaları iki tanedir. Ya düz ayna ya da ters ayna. Düz ayna beni bana aynen gösterir.
Ters ayna da beni aşırı ya da böyle küçük gösterir. Bu ne demek? Bu şu demek. Birine kızıyorsan, birine alınıyorsan, birine öfkeleniyorsan, yani duygulardan bahsediyorum. Bunlar Evet. varsa sen kişiliktesindir. Neden alınıyorsun? Sana ne söyledi de alındın? Sana seni gösteriyor. Ya da tam tersi. Sen o kadar çok vericisin ki, çok verici birisin mesela. Senden hep birileri bir şeyler alıyor. Karşındaki çok bencil. Hep bencil insanlarla karşılaşıyorum. Senem diyorlar mesela. Diyorum ki çok veriyorsun çünkü. Sen de sencilsin. Çünkü hayatının merkezine kendini oturtturmadın. Aman çocuklarım, aman eşim, aman annem babam bunu söyler. Sizi arayamam Senem Hanım. İşte annem babam duyarsa işte bana bu kız çıldırmış, şöyledir, böyledir falan filan diyor. Yoldan çıktı falan diyor. İşte o yüzden gizli arıyorum. Ya da ne bileyim işte eşim kızar. Ben gizli gizli dinliyorum sizi. Anlatabiliyor muyum? Hep böyle başkaları el alem, el alem terör örgütü diye koymuşlar ismini de. El alem ne der diye yaşıyoruz. Kendimiz Evet, için aynen. yaşamıyoruz. Ve dışarıda o kadar çok şey yaşanmış gözükmüş ki kendini böyle bir ben salyangoza benzetiyorum. Hani böyle salyangozun içi yumuşacıktır ama kabuğu böyle serttir ya. Bir maske takıyoruz dışarıya karşı. Güçlü görünmeye çalışıyoruz. Kendimiz olmuyoruz, doğal değiliz. Doğal olmadığımız için hep yapay gözüküyoruz. Gülemiyoruz insanlar yanlış anlayacaklar diye. Ya da kendimizde yaşadığımız şeyleri direkt burada böyle çıkıp konuşamıyoruz. Neden? Yanlış anlarlar, beni öyle tanırlarsa ne olur? Hep böyle bir şey var. Başkaları, el alem. İşte Kesinlikle. hayatımızın merkezine kendimizi oturttuğumuz zaman, kendimizi oturttuğumuz zaman hayat bambaşka noktaya geliyor. Senem şunu yaptı. Dedi ki ya neden hep ben böyle benden herkes bir şey alıyor, beni suçluyor. İşte bir şey yapıyorum, iyilik yaptığımı zannediyorum. Bana kötülük olarak geri dönüyor. Bana kızıyor, bağırıyor. Sonra neyi fark ettim? Benden talep etti mi? Etmedi. Ama ben acıyarak yaptım. Ne oldum? Acınacak hale geldim. Ben çok verdiğim için hani pil var ya artı ve eksi ucu. Onun gibi düşünün. Ortada durmak lazım. İkisi aynı anda çalıştığı zaman çalışır. Biri çalışınca diğeri çalışmıyorsa olmaz. İki ucunun da aynı Çalışmıyor. anda çalışması lazım. Şimdi hep böyle terazi gibi dengede olmamız lazım bizim. Hayat denge üzerine kurulu. İkilikte Evet. biz karıştırıyoruz. Biz tekliği de pozitiflik zannediyoruz. Hayır, pozitiflik değil teklik. Teklik nötrlük. İyisiyle kötüsüyle. Bak, Evet. evlenirken bile iyisiyle kötüsüyle kabul ediyor musun? Evet. O nedenle hayattaki herkesin senin aynan olduğunu fark et. Ve düşüncelerin olduğunu. Düşüncelerin senin karşınız ete kemiğe bürünüyor. Handan olarak çıkıyor. Ayşe olarak, Fatma olarak, Hasan olarak, Hüseyin olarak karşına çıkıyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor. Aslında ben, o da ben. Bendekini bana gösteriyor. Ben neye sinirleniyorsam tam zıttı bende var. Tam zıttı bende var. Çok bencilsin diyorum. Demek ki ben çok veriyorum insanlara. Kendim için yaşamıyorum demek ki. Bunu Evet. fark edeceğim. Bana diyor ki sistem, varoluş. Biraz onun gibi ol da dengeye gel. Sarkaç gibi. Azıcık dengeye gel diyor. Evet. İşte bunu fark edeceğim. Aynalara bakarken bunu fark edeceğim. Ve bunların benim düşüncem olduğunu. Bir şeyi bırakmak istiyorsun mesela. Çok sinirlisin. Ben bırakmak istiyorum. Ben sinirli olmak istemiyorum artık diye kafana koydun. O senin karşına geliyor. Çünkü sana sistem bir şey tutturuyor önce bu doğrudur diye. Bu doğrudur diye. Mesela bir sürü kalıplarımız var. O kadar çok kalıplarımız var ki bizim kafamızda bugüne kadar putlarımız, bak putlarımızı yıkayacağız. Putlarımız var. Bu doğrudur, bu yanlıştır. İşte ne bileyim oruç tutmamak günahtır. Mesela şu an örnek veriyorum. Böyle bir zihni şeyi var kafasında. Oruç tutmayanın da aslında ne bileyim yükseldiğini görüyor. Kafası kapalı olanlar sadece işte şey yapabilir, din kavramındadır. İslam dininde onu olabilir diyor. Sonra bir bakıyor karşısına Senem diye biri geçmiş. Böyle ona bir konuşuyor.
Diyor ki bu kızın kafası da açık, nasıl oldu acaba diyor ya. Bu işte bir şey var. Günah değil miydi bu iş? Anlatabiliyor muyum? Yani neye tutunduysan tam zıttı sana geliyor. Önce tutturuyor, sonra bıraktırıyor. Önce tutturuyor, Evet. sonra bıraktırıyor. Sonra Hep bıraktırıyor. böyle. Evet. Bırakana kadar direnirsen kar topu gibi büyüyerek senin karşına geliyor. Evet Selamcığım, bir arkadaş hemen konuyla ilgili hissediye baktım ama aşırı bağırarak konuşan gürültülü komşuyu kabullenmeye çalışıyorum demiş Öznur. Süper. Ama sinirleniyorum. Nasıl davranacağımı da bilemiyorum. Adama kızdığımda yaradana kızıyorum diyorum. Böyle bir şey yaşıyormuş ikilem. Güzel bir Şimdi, örnek oldu. evet, çok güzel Aslında bir bir şey örnek oldu. söylemek istiyorum Seynemcim burada. Yani eğer yani çok arayı uzatmadan uygun olursak tarihler olarak şöyle bir şey de seninle konuşmayı çok isterim. Mesela genelde hani belli bir bilinç şeyine gelmiş, hani bir yerden oradan buradan bilgi toplamış ve artık bu gerçekliğe uyanmış çok fazla insan var. Senin çevrende de vardır Şükürler mutlaka. olsun. Hani bir Evet. aynalık sisteminin olduğunun farkında ama oluşula gelmiş bir yaşam tarzı var. Onun bir kişisel duruşu var hayatta. Burada nasıl davranacağıyla ilgili şeyde. Yani muallakta. O insanlar dertli, sıkıntı. Normal zamanlar için değil de biraz daha normalin üstü durumlarda hani nasıl davranacağım? Hani nasıl onu o olayı absorte edeceğim hayatımda? Buradaki yürüyüşlerle ilgili sıkıntılar var. Belki hani bu konuda bir şeyler yaparız. Gene beraber konuşuruz Elbette. arkadaşlarla ilgili. Çünkü Elbette. şey var. Gerçekten nereye gideceklerini biliyorlar, nerede durduklarının da farkındalar ama adım atamıyorlar. O zaman o adımı hiç atamıyorlar ve yorgun düşüyorlar. Aslında orası çok önemli. O Evet. yol arkadaşlığı. Birazcık onu yola çıkarmak lazım. Yani Hı sonra hı. oradan yürüyecek gidecek gibi. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Hani yeni konulara ilerleyeceğiz orayı kaçırmadan. Hani zanlı üzerine ya her şey. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayette de var. Allah da demiş. Hani ben kulumun zanlı üzerine. Allah dahi demiş yani. Hani ben kulunun zanlı üzerineyim. Bu ne peki? Hani bunu senden duymak isterim açıkçası. Hani bu ne? Şimdi kulumun zannı üzerineyim. Şimdi ben kendimi ne zannediyorum? Kişi zannediyorum. O da benim kişiliğimin üzerinde. Evet. Yani şöyle diyelim. Bir kumanda düşünün. Kumandayı çalıştıran bir pil var, değil mi? Bende bütün sistem var. Bütün sistem bende hazır. Ben böyle değilim. Yani şimdi öyle bir sistem hazırlamış ki çok şükür, şükürler olsun. Hani bunun çok detayları var. Oralara çok girmek istemiyorum. Kafa karıştırmak da istemiyorum. Daha yeni dinleyenler diyecek ki bu kız kafayı yemiş. Şimdi şöyle, kurulu bir sistem var. Benim rahim, omurilik, 33 omurum. Bak, 33 tane omur. Sonra beynim. Bunların hepsi bir sistem. Ve buradaki epifizin açılması için, yani sisteme bağlanmam için, benim üst boyutlara bağlanmam için bazı şeyleri bir kere nötr duruma gelmem lazım. Olanı kabul etmem lazım. Olanı kabul etmek tam Başlangıcı demek. burası herhalde, değil mi? Evet. Yani ilk başta Şimdi nötr duruma gelmek lazım. evet, ilk başta üç çakra insanı gibiyiz aslında. Hayvan insan gibiyiz. Biz hayvan insanlıktan tanrı insanlığa doğru evriliyoruz. Tanrı şeyden, hayvan insandan tanrı insana doğru. Şimdi hayvan insan dediğimiz, hani böyle çakralar, hani ilk üç çakra insanı diyorlar ona genelde. Evet. Dışarıyı gerçek zannediyor. Her gördüğü doğru. Bir şeyler, sebepler var. Bu sebeplerden dolayı böyle sonuçlar oldu diye zannediyor. Hep zannediş. Fakat ne zaman kalp çakrası açılırsa, işte o kalp çakrasını açmak için yürek gerekiyor. Bu yürek nasıl açılıyor? Şimdi işte tabii ki her şey zamanı gelince, güneş bile vakti gelince açıyor, çiçek vakti gelince açıyor. Hepsinin bir vakti var. Senin de Evet, vaktin var. mutlaka. Şimdi orada sistem şöyle. Sen kendini, bir ego zihin programı var sende ve duygular var. Bunlar birlikte hareket ediyorlar. Ego, kişilik ve zihin. Şimdi aslında sen sadece buradaki zihin değilsin. Böyle küçük, hani beynimizin belirli bir kısmını kullanıyoruz diye
filmimizde öyle gösteriliyor ya, bu hayat filminde. Tamamını kullanamıyoruz. Aslında tamamını kullanabilir misin? Ya da kullanmadığın kısımlarını. Hayatta her şey mümkün. Kullanamıyorum diyemezsin. Hayatta her şey mümkün. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte o ilk üç çakradayken, yani şeriat birincildeyken, her şey sebeplerden dolayı, sen işte geç geldiğin için Senem ben bu programı yapamadım da diyebilirsin mesela. Ne dersin? Hikmetle bakmazsın olana, şeriat birincindesindir. Dersin ki sen geç geldin ya da hastalandın, biz programı yapamadık diye suçlamalar olur. İşte bu şeriat birinci. Biraz örnek vererek geliyorum. Hani nasıl şey Çok yapabilirim diye. güzel, daha iyi anlaşılıyor. Evet, şimdi orada sebeplerden dolayı bu sonuç oluştu diye sebepleri suçluyorsun veya karşındakini suçlarsın. Birilerini suçlarsın hep. Korku frekansı vardır, nefret vardır, öfke vardır. Düşük frekanslar bunlar. Şimdi işte burayı aşmak için, burayı aşamadığında önce o zihin hep dışarıyı gördüğünü gerçek zannediyor ve kişilik zannındasın. Ama kalp çakrasını açtığın zaman o zihinden bir kapı açılıyormuş gibi düşün. Evrensel zihne ulaşıyorsun. Bu evrensel zihne ulaşmak da şu. Yani sende kapasite var mı? Var. Sen ne kadarını kullanıyordun? Şu kadarını. Şimdi nasıl olacak? Senin bu bedenin tamamen biyolojik bir bilgisayar. Sen teslim olduğun zaman, bugün evet dediğine, yarın hayır diyebileceğini bilip, insanları yargılamadığın zaman, ön yargılardan uzak durduğunda, olan şeyleri kabul ettiğinde, eleştirmediğinde, gözlemci kalmak, eleştirmiyor, sadece bakıyor. Sadece bakıyor, gözlemliyor. Aynı evde koltukta oturup televizyonda film izler gibi. Filmin içine girip bir şey yapmıyoruz. Aslında kendi filmini de kendin yaratıyorsun. Bu filmi seçtim de geldim. Ben buraya Senem annesini, babasını, eşini, çocuğunu hepsini seçerek geldi. Buraya onları seçerek geldi. Annesini seçerek geldi. Bu hayat planını seçerek geldi. Fakat unuttu. İnsan unutuyor. Şimdi unuttu. Ve işte o kalp çakrasını açınca bazı şeyler hatırlanmaya başlıyor. Hani deniyor ya, bir kişinin bildiğini herkes bilebilir aslında diye. Bu külli mekan ya da işte Evet. kuantum alan, Evet. olasılıkların olduğu Kuantum alan. alan. Evet. Levh-i mahfuz da deniyor mesela. Evet. Levh-i Levh-i mahfuz. mahfuz. Evet. Sen oraya işte açılabiliyorsun. Uyanış yaşadığında da hani böyle bir sürü sonsuz bir odalar olduğunu düşün. Tamam mı? Bütün beyninde odaların olduğunu düşün. O odaların bir tanesinde kendini hapsetmişsin sen. Ve kendini orada tıkalı zannediyorsun, hapishanede. İşte kabir azabı bu. Orada o kadarcık zannediyorsun. Ama o yukarıya çıktığında, miraca çıktığında, Cebrail, akıl bir noktaya kadar Peygamber Efendimiz'e eşlik edebiliyor. Ondan sonra ne yapıyor? Gidemiyor. Bundan sonrasını sen tek başına gideceksin diyor. Bu nedir? Akılla bir noktaya kadar gelirsin. Ondan sonra akıl almıyor. Almıyor. Akılın almayacağı bir nokta orası. Hislerin devreye giriyor. Beş duyudan uzaklaşıyorsun çünkü. Beş duyu yok orada. Tamamen kalpten hissediyorsun. Ve işte orada gördüğünde sistemi, bütün odaları görüyorsun. Sen halbuki kendini şu kadarcık bir şey zannediyordun. Sen neymişsin? Görüyorsun ne olduğunu. Ama sen kişilik de değilmişsin. Onu da fark ediyorsun. Her şeyin o olduğunu, kaynak olduğunu. Yani burada hani normalde yaşarken işte ben Handan, işte benim yapım bu, karakterim bu, evim bu, imkanlarım bu, annem bu, ailem bu vesaire, bu kadarım yani, Evet, söyleyeyim. Şimdi sınırlıyorsun. bu evet, yani burada yaşadıklarım, o insanlarla olan ilişkilerim, benim hayatım, işimdeki ilişkilerim, şu bu. Ben bu kadarlık bir hayatın içindeyim ve işte buradaki bu dengeleri bozmakla ilgili bir şeyler yaşayıp ömrümü tüketiyorum. Ama bir an geliyor mesela, bu oluşumu fark ettim. Yani ben bu kadar değilim. Bende daha fazla bir şey var, farklı bir şey var. İşte kalp çakram da açıldı. Arayıştaydım. Şunu fark ettim.
Ben bu değilim sadece. Bundan daha güçlü, kudretli bir varlığım. Çünkü ben yaradana en yakın olan bir varlığım dedim. O zaman bir anda bütün sistem yavaş yavaş, yavaş yavaş. O zaman benim onunla bununla şununla yaşadığım dert, kısıt, işte imkansızlıklar, şartlar, şoklar hepsi bir anda yok olmuyor. Çünkü ben bu değilim ki zaten. Burada bunu ben yaratıyorum zihnimle, düşüncemle. Derken herhalde bu böyle hani açılıyor ve hani bağlantı oluşuyor. Benim normalde üçüncü bu boyutta görmediklerimle ilgili bir bağlantı da oluşuyor ve ben bir şeyleri daha fazla idrak etmeye başlıyorum, görmeye başlıyorum. O kutucuğun dışındaki Evet. alanları. Böyle bir şey mi bu? Evet. Bundan daha da büyük bir şey mi? Çok daha büyük bir şey. Hiç Çok daha olmadı. büyük bir şey. Çok daha büyük bir şey. Yani her şeyin ötesinde. Bu illüzyondan tamamen çıkıyorsun. Boyutlar arasında da tamamen çıkıyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Sadece o. Ve sen yoksun. Yani bir hani bunu kendini öldüğünü gören oluyor. Kendimin yok olduğunu, bir toz bulutu gibi olmadığımı gördüm. Her şeyin o olduğunu. Bir sistem var, bir sistem. O sistem kendiliğinden açılıyor. Biz zannediyoruz ki her şeyi ben yapıyorum. Ben karar verdim ya, benim bilincim var. Her şey benim burada. Halbuki kader denilen şey öyle bir şey değil. Her şey belli. Kaderin belli. Sen o kader üzerine oynuyorsun burada. Şimdi nasıl biliyor musunuz? Yani Aslında bu biraz daha basit. unuttuğumuz kader mi? Evet. Pardon, bu unutup geldiğimiz durum mu? Evet. Kader bu Şimdi mu sendeki? kader şöyle. Yani senin ne yapacağın, ne edeceğin, benim şu an bu bardağı tutacağım, seninle ne konuşacağım, neyi fark edeceğim, neyi fark ettikten sonra ne yapacağım, her şey belli. Evet. Yani onun belli derken peki şu mudur? Yani hani şunu dedik ya, en başlangıçta demiştin hatta, mevcut. Yani her şey zaten mevcut. Hani ben pek, o zaman bir dakika, bu sorumu çok erken sordum. Hemen geri alıyorum bu. Şimdi o zaman özgür iradeyi de bize anlat. Tamam. Sonra sorayım, olur mu? Şimdi tamam. Şöyle diyeyim o zaman. Öncelikle bir şeyi atladık. Orayı hatırladım. Tekrar dönmek istiyorum. Birisi biraz önce Tamam. dedi ki benim komşularım çok bağırıyor falan dedi ya. Onun Evet. kendi içindeki bağırışları, çığlıkları. Onları duyuyor. O komşusu yok. Kendi içindeki çığlıkları, bağırışları. Onları duyuyor. Yani ne Yani diyebiliriz? Kendi kendi içini içindekileri susturursa, o düşüncelerini susturursa, içindeki evet. çığlıklar neye bağırıyor, neye çığlık atıyor, içinde ne cayır cayır yanıyor, onu bir fark etsin, onu dönüştürürse o komşusundan ses duymaz. Bunu Ses söyleyeyim. duymaz. Atladık. Tamam. Diğerini Seylemcim söyleyeceğim. hemen dur, pardon, çok özür diliyorum. Burada hemen konuyla ilgili de bir iki soru sormuşlar. Hani bunları böyle ufak ufak cevaplandıralım bitsin Tamam. diye söylüyorum. Tamam. Bu yola düşen diyorlar, araştıran uyanır mı? Yoksa uyanmak nasip mi diye sormuşlar. Kader planında varsa uyanır. Zaten şu an beni dinliyorsa, beni fark ediyorsa, anlıyorsa bu kız saçmalamıyor ya. Gayet normal. Benim bu kalbim kabul ediyor bunu derse zaten o yola girdi ve oradan artık dönüş yok. Yol zaten oraya Okey, çok çıkıyor. güzel ifade ettin. Aynen. Burada oluşunun bir nedeni var çünkü. Öbür taraftan bir arkadaşımız da demiş ki, mektep arkadaşımız, yani durağan mı kalmak lazım, olmak lazım acaba? Hani Hayır. hayata dair aktif değil de bu değil demek Bu istediği. çok bu çok Evet. bu çok karıştırılıyor. Şimdi şöyle anlatayım. Aslında ne sistem nedir? Biraz daha kolaylaştırmak adına ama bu söylediğim ağır da gelebilir. Artık kim nasıl kabul ediyorsa öyle Bence kabul etsin. aynen öyle. Sen Kolaylıkla, nasıl istiyorsan öyle söyle. o zaman şöyle diyeyim. Kolaylıkla idrak edilmesini niyet ediyorum. Öyle anlatıyorum. Şimdi Tamam. mesela diyelim ki ben bir kitap yazdım. Ve bu kitap Handan'ın hayatı. Bir kitap yazdım Senem'in hayatı. Bir kitap yazdım Ahmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın. Şu an benim filmimde kimler varsa hepsinin hayatını bir kitap haline getirdiğimi düşün. Ve aynen şu an mesela Handan'la Senem'in konuşacağı, şu saatte konuşacağı, neler konuşacağı falan her şey, bütün detayların yazılı olduğunu düşünelim. Tamam. Ama bunlar ayrı ayrı şeylerde, kitaplarda. Aynı kitapta değil. Şimdi yani hem geçmiş var hem gelecek var. Yazmış ya bir sürü şey. İşte bunların hepsini bir ettiğimizi düşünelim. Hepsini bir ettiğimizi, aynı ana taşıdığımızı düşünelim. Handan'ın hayatını da, dünyasını da, daha doğrusu o kitabı, Handan'ın kitabı, Senem'in kitabı, hepsinin dünyasını
bir ettiğimizi düşünelim. Ne oldu? Her şey aynı anda yaşanır hale geldi. Bu kitabın yazarı kimdi? Kaynak. Bir hayal görüyor. Senemi de yazdı, Senemi oynadı, Handan'ı yazdı, Handan'ı oynadı. Hepsini oynadı, hepsinden deneyimlendi. Hepsinin rüyasını görüyor. Hepsinin rüyasını görüyor. Ve hepsinin dünyası başka başka, başka başka. Bir parmak izi gibi. Parmak izi gibi. Hiçbirimiz, şimdi bir kitap yazsan aynı kitabı bir daha yazar mısın? Yazmazsın. Yazmayız tabii ki. Gerek Öyle. yok. İşte o da öyle. Hepimizden oyun oynuyor. Hepimizin gözünden seyrediyor. Benim gözümden seyrediyor. Bir Ceylan'ın gözünden seyrediyor. Bir Aslı'nın Ceylan'ı parçalamasını, Aslı'nın gözünden parçalanmasını, Ceylan'ın gözünden parçalanmayı, Ceylan'ın annesinin gözünden o parçalanmanın şiddetini, insanın gözünden o vahşet olarak gördüğü şeyi. Anlatabiliyor muyum? Her şeyden o, her şey o, gördüğün her şey. İşte ışık yansıyor dedim. O ışık yansıması her şey senin içinden yansıyor. Buradan da yansıyan o. Biz zannediyoruz ki ben burada gördüm, işte burada bir bardak var. Bardağı ben görüyorum, bu beyne iletiliyor, aa bu bardak diyor. Ya içinden dışarıya yansıyorsa? Bardak Okey, o olarak zaman gözüküyorsa. tabii ki bardak olarak gözüküyor. Peki hani her yerden, demin çok güzel bir şeyden örneklendirdin gerçekten. Yani farkındalığına sağlık diyeyim. Bir Ceylan'ın parçalanmasını parçalayan, o parçalanan, o izleyen, o öbür, o hepsi o. Hani kitaplarda, bu tevhid kitaplarının hepsinde gelen şey var ya. Hani şunu yapma günah, bunu yap sevap. Hani şöyle davran, böyle yaşa diye. Evet, Hani evet. bir anda böyle ilk aklıma o geldi. Hani hepsi oysa eğer, niye disipline ediyor Yaradan? Yani ya Tamam, da çok niye... güzel. Çok Okey. güzel. Şimdi dedim ki sen benim aynamsın. Ben sana ne dersem aslında kendimi demiş oluyorum. Günah ve sevap kavramları şunlar aslında. Şimdi ne dedik? Burada frekanslar var. Bak sesle oluştu o kaynak değil mi? Yani titreşimle. Her şey titreşimden. Titreşimi düşürdükçe madde oluşuyor. Ne kadar görünürlük oluyor bak. Gittikçe maddeleşiyor. Titreşim düştükçe. Biz ne olduk şimdi? Titreşim düştü, 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 düştü. İşte taş, bitki, hayvan, insan böyle böyle gidiyor değil mi yukarıya doğru şimdi? Şimdi evri Mevlana'nın söylediği gibi taştım, nebat oldum. Nebattım, hayvan oldum, hayvandım, insan oldum. İşte kim bilir belki ışık olacağım sonrasında kim bilir Mevlam ne yazacak diyor. Ama olan her zaman faydalı. Şimdi biz de öyleyiz. Bak titreşim düştükçe madde boyutuna iniyorsun. Durağanlaşıyor. Sonra tekrar titreşimi yükseltiyoruz. Ve burada senin negatif şey sebap ve günah dediğin şey de şu. Günah dediğin şey negatif enerji. Sebap dediğin şey de pozitif enerji. Sen bana yansıyorsun, ben de sana yansıyorum. Sen beni mevcut ettin. Benim anımın deseni var şu an. Benim anımın deseninde şu an bir handan var, bir telefon görüyorum. Burada işte televizyon görüyorum, duvar var, şu var, bu var. Anımın deseni. Şu an anımın desenini bizi izleyen, bu anımın desenini o yarattı. Sadece o var çünkü başka kimse yok. Tek o var. İhtiyacına göre yansıyor. Eğer senden alacakları bu kadarsa şimdi kapat tuşuna basar ve çıkar. Senem var mı? Yok. Senemi yok etti. Var etmek isterse açar ve bakar. Benim anımın deseni de ona göre oluşuyor. Ve ben sana bir şey söylediğim zaman, sana kötülük yaptığım zaman aslında kendime ediyorum. Kendime yapıyorum o kötülüğü. Ne oldu? Enerjim düştü. Günah işledim. Sana kötü bir şey yaptığımı zannettim. Bak zanlı da var. Cehennem azabı. Yaptım zannediyorum ya, kendimi yapan zannediyorum çünkü. Yaptım zannettim. Ne oldu? Cehennemde yandım. Yanıyorum cehennem. Cehennem burada. Cennet de burada, cehennem de burada. Ben şu an eyvah ben Handan'ı üzdüm. Ne yaptım ben? Şöyledir böyledir derken vicdan azabı çekiyorum değil mi? Ve günah. Ve günah diyorum. Şimdi ne oldu? Negatif enerjiyle doldum. Titreşimim düştü. O yüzden yanıyorum, yanıyorum.
Ama güzel, güzel bir şey yaptığında, sana güzel davrandığında, sana bir şeyler söylediğinde, sana bir şeyler fark ettirdiğinde, sen bana teşekkür ettiğinde ne oluyor? Benim de enerjim artıyor. Ben aslında ektiğimi biçiyorum. Sana ne yaparsam bana geri dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla pozitif enerjiyle doldukça ben ne olurum? Benim enerjim artıyor. Benim enerjim arttığında, frekansım artınca ne oluyor? Ben işte yukarıya doğru gitmeye başlıyorum. Yukarıya dediğimizde aslında yukarısı falan da değil. Daha farklı o. O Olan böyle bir olanı fark etmek gibi. Evet. portakal gibi düşünelim. Hani bir portakal gibi Evet. düşünelim. İşte portakalın içindesin sen şu an ya da narın, narın içindesin. Titreşim arttıkça işte onlar var ya, o kaynak işte o kaynağı kaynak yaratılmış ya işte onlar. Sen Evet. narın içindesin ve gittikçe ne yapıyorsun? Aa, nar tanesi değil de nar olduğunu fark ediyorsun. Yani. Nar tanesi değilsin. Evet. Ama nar Evet. tanesi nardan ayrı mı? Değil. İşte Değil. sen de ondan ayrı değilsin. Kendini ayrı bir Değil. şey zannetme. Şimdi bu şey var ya, böyle hani negatif olmak, işte pozitif olmak. İşte pozitif de negatifin de bir dengede durması lazım yani. Şimdi bu Evet. kavramlar böyle, hani bir zamanlar hepimiz pozitif olmanın faydalı bir şey olduğunu öğrendik. Şimdi olaylar değişti, nötr kalmak diye. Ama şimdi normalde mesela şeyde, hani bu yaşadığımız dünyada da, insanlar üzerindeki oluşumda da, hani böyle sen enerji olarak çok yükseksen, girdiğin ortamı dahi değiştirebilecek bir güce sahip olduğunu fark ediyorsun her anlamda. Şimdi bu güzel bir şey geliyor insana. Ama şimdi bir de şöyle diyoruz ya, işte o pozitiflikte sen mevcut alanı ne kadar ötelediysen denge anlamında, o da sana onun tersiyle gelip dengesini tekrar kuracak. Evet. Şimdi burada, ama bir de öbür taraftan mesela insan çok pozitif olduğu zaman bir şeyleri de yaratıyor. Yani her anlamda birine iyi geliyor, bir şey olacaksa karşı taraftaki iletişim iyi kurulduğundan dolayı o iş daha kolaylaşıyor bu düzene göre. Şimdi Emin bu miyiz? kavramlar şey, tabii şimdi emin miyiz? Evet, yani belki onun o andaki sahnede öyle. Yani bir sonraki sahnede nasıl bir denge gelecek, ne olacak bilmiyorum. Ama nötr kalmak, yani nötrde kalmak. Bir de öbür taraftan ne var mesela? İşte bende bir şeyler oluştu. Kalp çakram, işte bağlantılarım kuvvetlendi. Bir eski sorumluluklarımdan kurtuldum. Onların ben olmadığını fark ettim. Bir enerji boşalması oldu. Mesela 2 gün önce bir arkadaşım WhatsApp'tan bana yazıyor: Handan Hanım, Handan Hanım, bugün enerjiden patlıyorum. Dedim, ne oldu? Ya bende bir şey oldu. Her şeyin ben olmadığımı anlayınca bir anda böyle enerji patlamasına uğradım falan. Ve uzun uzun bir konuşma yaptık. Hani bunun gibi. Bu sefer böyle bir enerji, neşe, işte bir şey. Hani acaba Yerinde orada neşelenmeli duramıyorsun. miyiz? Yok. Neşelenmemeli Öyle miyiz? Nasıl yok, bir öyle bir şey bu? şey değil. Şöyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle hani birisi de daha demin dedi ya, ben hiçbir şey yapmayacak mıyım diye. Hayır. Senin anının desenine ne geliyorsa ona cevap vereceksin. Hani ben oturayım nasıl olsa her şey kendiliğinden oluyormuş. Hiçbir şey yapmayayım değil. Yani senin önüne zaten senin ihtiyacına göre bir şey geliyor ya. Mesela yolda gidiyorsun, birisi ne bir şey olmuş, yardım etmeyecek misin? Senin önünde duruyor. Ay nasıl olsa bu kendi kendine oluyormuş ya, ben elemeyeyim deyip yanından geçeceksin diye bir şey durum yok. Tabii. Ona müdahale edeceksin. Ama mesela işte bir şey izliyorsun televizyonda. Ah ah vah vah şu şu bu bu. Ben mesela deprem zamanında da söyledim. Hani izliyoruz, tamam, bir deprem oldu. Büyük bir felaket var. Geçmiş olsun herkese. Elinden gelen yardımı da yapabiliyorsan yap. Ama şöyle bir şey var. Acıyarak yapma. Acıyarak yaparsan acınacak hale gelirsin. Onu böyle sevgi yükleyerek ver, gönder. O sevgi frekansı çoğalsın orada dedim mesela. Bunu fark etmiyoruz. Biz eyvah gittiler, oradakiler şöyle oldu, böyle oldu. Bunların hiçbiri aslında yok. Bunlar sana bir şey anlatmaya çalışıyor filminde. Burası bir illüzyon çünkü. Sana bir şey göstermeye çalışıyor. Bunu fark et. Bunu fark et. Şimdi sen dedin ki pozitif olduğumuz zaman şöyle oluyor. Şimdi ben iyi insan olmak istiyorum dedim ve iyinin pozitif olduğunu düşünüyorum. İyi insan olmak istiyorum ben. Ben iyi insan olacağım, ben iyi insan olacağım. Sen hep böyle söyledin. Sonra bir baktı, hep kendini kötülerin içinde, kötü diye tanımladığı kişilerin içinde gördü.
Sonra dedi ki Allah Allah neden hep kötü oluyorum? Şunu fark ettim. Şimdi ben üzerime bembeyaz bir şey giymişim. Bembeyaz bir ışık olduğumda. Beyaz ışık, gündüz vakti. Işıkların içinde belli olur mu? Olmaz. Ama karanlığın içinde parlar. Ben buradayım der. Sen iyi olmak istiyorsan kötülerin içinde ben buradayım diyebilirsin. Ama herkes iyi olursa ben iyiyim diyemezsin. O yüzden kötünün içinde de iyi vardır. Hani yin yang var ya, iyinin içinde de kötü vardır. İyi kötü dualitede var. İşte kalp çakranı açtıktan sonra sen o sebeplerden dolayı sonuçlar oluyor değil, sonuçlar belli, sebepler kendiliğinden oluşuyor diye görmeye başlıyorsun. Yani farklı bir bilinçten artık işlemen lazım. Evet Yani ve buradaki artık dengeler gibi düşünürsen olmaz. Artık sen farklı bir yerden bakacaksın her şeye. evet, şimdi orada da şöyle bir fark var. Orada da şöyle bir fark var. Dualiteden çıktığın zaman teklik bilincine geçtiğinde zaten artık orada daha farklı oluyor. Nasıl farklı oluyor? İşte orada sadece zaten olumlu ve olumsuz diye bir şey yok. Bak, teklikte hep pozitiflik var denir ama o pozitiflik buradaki dualitedeki pozitiflik iyi insan olmak falan filan değil. O ikisinin birleşimi, o nötrlük. O zaman sen zaten ol diyorsun, oluyor. Daha çok, daha hızlanmaya başlıyor. Aklından geçen şeyin hemen birdenbire olduğunu görüyorsun. Kafanda bir soru var, telefondan tak diye geliyor. Ya da televizyondan bir şey duyuyorsun. Biri sana cevap veriyor. O kadar hızlı olmaya başlıyor ki neden? Sen andasın. Anda. Yani geçmiş korkun, endişen yok. Gelecekle ilgili korkuların, endişelerin yok. Geçmişte de yaşamıyorsun, gelecekte de yaşamıyorsun. Andasın. Şu anına bakıyorsun sadece. İşte anda kaldığın sürece şu anı yaşarsan, şu anı kaçırmazsan o zaman zaten her şey ol dediğinde oluyor. Bunu fark etmen gerekiyor. Bunu yapman için de ben hep söylüyorum. Olan faydalıdır. Ve hayatta her şey mümkündür. İkinci kattan bakarsın. Sen ikinci katta oturuyorsundur. Ben altıncı katta oturuyorumdur. Sen bana dersin ki Senem, ben bir tane ev görüyorum. Karşımda bir ev var, bahçesi var, havuzu var. Ben de derim ki, aa, andan öyle değil ya. Ben işte arkada bir tane hastane açılmış biliyor musun? O da var. İşte şurada birkaç tane daha apartman var. Sen bana dersin ki, hayır canım öyle bir şey yok. Hayır, öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey görmüyorum dersin. Sen haklı mısın? Haklısın. Sen sadece onu görüyorsun ve bunları görmüyorsun. Ama bana yanlış dersen, öyle bir şey yok dersen, benim doğru mu? Sen benim doğruma yanlış diyorsun. Ve yarın bir gün sen de altıncı kata çıktığında, belki yedinci kata çıktığında diyeceksin ki, aa, Senem doğru söylüyormuş ya. Hakikaten burada böyle bir şey varmış. Ne oldu? Dün yanlış dediğim bugün doğru oldu mu? Oldu. Hep böyle. Tek öğrendiğim şey ne biliyor musunuz? Hiçbir şey bilmediğimi bilmek. Hiçbir şey bilmiyormuşum ben bugüne kadar. Her Evet. şeyi bildiğimi zannediyormuşum. Bileni oynuyormuşum. Firavun. Firavun oluyoruz. Ben biliyorum. O böyle. Ben biliyorum. Anneme ne dersem annem kesinlikle böyle cevap verecek. Ben babama bunu dersem babam kesin böyle yapar. Ayşe'ye şunu dersem Ayşe şöyle cevap verir. Hep biliyoruz. Ne yapıyoruz? Evet. Zaten baştan hükmü koyuyoruz. Ol diyoruz bak oldu. Ayşe böyle yapacak. Yapacak onu göreceksin. Sen öyle dedin çünkü. Onun öyle Farkında olacağına olmadan yaratıyoruz. inandın. Evet, bu yaratımı sen yapıyorsun. Ama uyanışı yaşadığında o fark ediş yükseldikçe sen artık dualiteden çıkıyorsun zaten. Daha farklı bakmaya başladın. O pozitiflik bu dünyasaldaki pozitiflik gibi değil. Beşinci boyuta geçiyoruz deniyor yani. Dünya Evet. işte beşinci boyut. Şimdi ne oluyor? Tamamen daha farklı bir sisteme geçiliyor. Şimdi burada bedene ihtiyacımız vardı. Beden kılıfı, beden üniforması giyiyoruz burada biz. Buna ihtiyacımız var. Neden? Çünkü burada beş duyuyla fark ediyoruz. Ama belki artık beş duyuya da ihtiyacımız kalmayacak. Bilmiyoruz ki. Ha, ne yapıyoruz? Boyutlar arası bağlantılar kurabiliyor muyuz? Kuruyoruz. Oradan alıyoruz bilgiler. İşte bu böyle olacak, şu şöyle olacak. Hepsi mevcut. O da bak senin filminde. Hayal görüyorsun çünkü. Hayal görüyorsun. Rüya içinde rüya görüyorsun.
Matruşka bebekleri gibi. Ben rüyamdan uyanacağım üst bilincim. Üst bilincim rüyamdan uyanacak daha büyük. Böyle dünyadan güneş sistemi, güneş sisteminden bir bakacağım. Aa, ben güneş sistemi de değilmişim. Onun daha üstünde bir şeymişim. Oradan da uyanacağım böyle artık galaksiler. Aynen. Peki şeyde Seynamcığım, yani şimdi öyle deyince de hakikaten kudret o kadar fazla oluyor ki soruyu sormadan kendi kendime düşünmeye başladım bile. Mesela senin o başlangıçtan beri hani küçüklükte de bazı şeyler vardı, sonra arkasında işte böyle bir olay yaşadım. Sonra işte bu nedir diye araştırırken bir yerlere gittim, daha da fark ettim ne olduğunu ve kalbim patladı bir meditasyonda dedin. Yani bunu sen mi bilincinle yarattın? Bunun dışında bir şey. Benim üst bilincimin rüyası. Şimdi gece yatıyorsun, bir rüya görüyorsun, değil mi? Kendini görüyorsun, başkalarını görüyorsun. Onlar rüyanın içinde var mı? Var. Var. Ama sen sabah gözünü açtığında hiçbiri yok. Yok. Öyle değil mi? Öyle. Oradakilerin hiçbiri bir şeyi getirebiliyor musun buraya? Hayır. Tamam. Duyguyu Şimdi senin üst getirebilirsin en fazla. Üst bilincinde şu an sen üst bilincinin rüyasındasın. Hayalisin onun, rüyasısın. Yani arada bir yerde bir üst bilinç var. Var, daha onun üst bilinci var. Ve aslında en üst boyut, yani ben aslında neyim diye sorarsan ben oyum derim sana. Peki, o zaman biraz sistemden bahsedelim. Yani madem daha biz buyuz, böyle de işliyor falan. Ben arada soruları almayacağım arkadaşlar. Konsantrasyon bozuluyor. Son dakikaları buna ayıralım. Olur mu? Siz yazmaya devam edin tekrar. Evet. Soruları almak zaten kaç saat Yani tahmin konuşmadığımız edebilirim. konular var. Konuştuklarımızla ilgili olanları alacağım. Konuşmadığımız konulara vaktimiz kalırsa alırız. Olur Tamam, mu? tabii ki. Sen nasıl istersen. Tamam. Şimdi bu sistemi ben yapmıyorum. Bir kere dediğim gibi ben şu an gözümü kapatsam, kendimi bir sahil kasabasında hissetsem, yanımda birisi var, karşımda konuşuyorum, şudur budur. Onları orada ben mevcut ediyorum. Benim şeyimde, filmimde mevcut oldular onlar. Orada varlar mı? Varlar. Ben onları yönlendiriyorum, değil mi? Onlar ben şu an ne istersem hayal kuruyorum. Ona göre yapıyorlar. İşte yukarıda da bir üst bilincim de öyle. Onun da üst bilinci var. Böyle böyle üst bilinçler var. Ama bu üst bilinçlerin hepsinin toplamı ben. Kaynak. Hepsi kaynak. Ve hatta şöyle de gösterebilirim belki. Bunu Ben. aslında ben kendi grubumda anlatmıştım ama biraz anlatayım. Hiçbir yerde olmayan bir Allah var diyoruz ya biz. Allah var diyoruz. Evet. Veya işte hani inanmayanlar için ben genelde mutlak bilinç, evrensel bilinç falan diye söyledim. Şimdi hiçbir yerde olmayanın bu olduğunu düşünelim. Şimdi bu yukarıda sonsuzluk var. Bir sesten bir kaynak yarattı. Bir kaynak yaratıyor. Bak, kaynağı yaratmış. Bu kaynaktan aşağıya doğru bir şeyler oluyor. Doğum gibi düşünelim. Parçalara ayrılıyor. Ama sen bu kaynaktan, bu ışıktan yansıyansın. Burada görünebiliyor mu bilmiyorum ama bak, şurada bir sürü Yani insan. bir miktar evet insanlar Evet, insan var. bedeni var. Bak, şurada bir tane var. Evet, Sonra böyle var. üst üste geçmiş insan bedenleri var. Görüyor musun? İnsan Evet. beden. Evet, İşte bu insan bedenleri, bak sen busun. Kendini şu an bu zannediyorsun. Bununla sen eğer farkındalığını yükseltirsen, o kalp çakranı açarsan, işte sonra kalp çakranı açtığında bu ikinci bedeninin, üzerindeki ikinci bedeninin kök çakrasını aktif ediyorsun. Evet. Kendi tepe çakrana geldiğin zaman da ikinci Kalp bedeninin mi? kalp çakrasını, üçüncü bedeninin kök çakrasını aktive ediyorsun. Ve böyle üst üste beş beden var. İşte Siriuslular, Pleiadesliler, Orionlular falan filan dediklerin hepsi bu boyutlardalar. Ve sen şu an Evet. beşinci boyuta geçeceğim diyorsun ya, bu beşinci boyut dediğin şey aslında senin Siriuslular dediğin kısım. Onun üstü Pleiadesliler, onun üstü Orionlular diye geçiyor. Ve hepsi sensin. İşte o bedenler üst üste geçmiş ya, bunların hepsinin toplamı sensin.
Hani ben çok öğretisini bilmiyorum ama senin seslendirdiğini de biliyorum. Bana atıyorlar lütfen işte İsmail Hoca'nın şeyini dinle bir izle falan diye. Gerçekten fırsat bulup izleyemiyorum. Çünkü diyorlar ki çok şeyi benziyor. Şimdi ben şey de diyorum. Kürkçük dediğimiz şey aslında şey hayat ağacı, yaşam çiçeği. Şimdi burada da vardır mesela. Kürkçük bu işte. Sen busun. Evet. Ve her şey bu sistemde iç içe geçmiş bir şekilde. Hani ben bunu Instagram hesabımdan paylaşmaya çalışıyorum insanlarla. Ne olduğunu bil. Yani bu kadar mı benzer hücreyle evren, her şey benziyor. Sistem bu kadar mı kusursuz işliyor? Doğa her şey kendi kendine olurken sen niye kendini yapan zannediyorsun? Bir fark et, bir düşün, akletmez misiniz diyor ya. Onu Evet. sen kendin yaratıyorsun. İhtiyacıma göre Kur'an diye bir kitap yaratmışım. Ben var ettim onu. Ben mevcut ettim onu. İhtiyacıma göre. Açıp okuyorum. Açıp okuyorum şu an Kur'an'ı. Nasıl okuyorum? Hayatı okuyarak. Hayatı okuyorum ben. Benim bu başıma neden geldi diye okuyorum bak. Yoksa elime bir kitap almakla da okumak değil. Hayatı okumak. Aynayı okumak. Bu benim başıma neden geldi? Buradan neyi fark etmeliyim? Neden ben sinirlendim? Sinirlendiğim şey bana neyi anlatmaya çalışıyor? Bu hayatı okumak. Bunu fark etmek için buradayım. Ben bir fark edişim. Fark etmeye geldim buraya. Ve bu rüyadan uyana uyana o üst bilinçlerim var diyorum ya. Uyana 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 en sonunda tekrar kaynağa. Oradan geldim. Aşağıya Tekrar düştüm. ona Şimdi döneceğim. tekrar oraya dönüyorum. Oraya dönüyorum tekrar. Sistem böyle. Buraya dönmem için frekansımı yüksek tutmam lazım. Frekans var mı? Frekans mevcut. Var değil. Var olan tek. Frekans da değişiyor. Var olan hiçbir şekilde değişmez. Değişen bir şey varsa hepsi mevcuttur. Ve frekansını düşüren şeyler ne? Korku, öfke, endişe, gelecek endişesi, geçmiş endişesi. Çünkü her şeyi gerçek zannediyorsun. Tutundukların var. Paraya tutunuyorsun. Para olmazsa yaşayamam. Para olmazsa geçinemem. İşte çocuklarına tutunuyorsun. Aman o iyi olsun. Kendi çocukluğun iyi olmalı ya. Çocukların iyi olsun. Çocuğunu büyütmüyorsun. Egonu büyütüyorsun. Bunu fark et. Onlar, Kesinlikle. onların sahibi değilsin. Onlar sana sadece emanet edilmiş ve seni sana gösteren aynaların. Bunu fark et. Ve oradan ne öğren? Biz ne yapıyoruz? Ben çocukluğumda bunu yaşamadım. Anne sevgisi görmedim. Baba sevgisi görmedim mesela. İşte onu oraya alayım. Onu büyüteyim. Aman ben yapmadım o yapsın. Hep orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımızda sonra bize geri nasıl geliyor? Bakıyorsun yine faydalı olamıyoruz. Allah Allah ya. Ben bunu yapmadım. Hala bana değer görmüyor. Demek ki öyle değil mi sistem? Sana bunu öğretiyor. Orada yanlış bir şey varmış demek ki. Bunu Aynen. sana öğretiyor. Ve sen bunu öğrenmedikçe kafana tokmağı yiyorsun. Çünkü bunu istiyorsun. Uyanmak istiyorsun. Uyanmak için ne yapacağım? Acı çekeceğim. Çünkü dualitede olumlu ve olumsuz var. Yukarısı zaten hep böyle işte olumluydu. Ben buraya neden indim? Olumsuzu deneyimlemek için. Düşmeden kalkmayı öğrenemem. Bak sürüngen beyin diyoruz. Sürüngen, sürünüyor. Kalk ayağa, kıyamet. Sürünmekten kalk. Cehennemden çık. Cennete git. Cennet neresi? Cennet burası. Burada yaşayacağım. Böyle. O zaman biraz da şey yapalım mı? Mesela işte biz bu dönemi kapattık kendimiz için, bu yaşam şeyini bitirdik. Sonra ne oluyor? Sonra tekrar nasıl bu taraftayız? Senin hakikatteki idrakına göre, bilincine göre. Aslında rüyaların içinde geziniyoruz. Yani bir enkarnasyon, reenkarnasyon falan gibi bir durum söz konusu değil. Hani bunun tanımı o değil. Çünkü enkarnasyon dediğin zaman bedenin ruhun içine girmesi. Ruhun bedenin içine girmesi. Ya da reenkarnasyon demek tekrar tekrar bedenlenmek demek. Benim dediğim o değil. Benim dediğim tamamen bedene odaklanma. Odaklanıyorsun. Kendini bu beden zannediyorsun. Yani bugün bir rüya gördüm, yattım bir rüya gördüm Senem olarak. Kalktım, tekrar yattığımda
Ahmet olarak rüya görüyorum. Bu beden de yansıyor. Gerçek değil. Aynı ışığın perdeye yansıdığı gibi. Her gördüğüm yansıyor. Çünkü ben bu değilim. Ne dedim? Bütün düşüncelerim karşıma geliyor ya, yansıyor ya. Şimdi benim aslında kainat benim içimde. Benim onu fark edebilmem için, bunlarla beş duyuyla fark etmem için dışarıya yansıyor. Dünyada gördüklerim her şey benim içimde oluyor. Ben içimi değiştirirsem dünyam değişir, dışarısı değişir. Biz ne yapıyoruz? Memnun olmadığımız bir şeyi de dışarıda değiştirmeye düşünüyoruz. Dışarıyı değiştirmeye çalışıyoruz. Sevdiğimiz insanı, "Aa, ben bu adamla evleneyim. Nasıl olsa ben bunu düzeltirim ya." Hani hayır, öyle değil. Ne dedim? Aynası. Ben aynanın karşısına geçtiğimde aynadaki görüntüyü değiştirsem de başka biri ayna olduğunda ben yine onu göreceğim. Ben yine kendimi göreceğim. O zaman kendimi değiştireceğim. Kendimi değiştirirsem aynadaki görüntülerim değiştirir. Ne olmak istiyorsam ben olacağım onu. Ne görmek istiyorsam o ben olacağım. Ben kendime onu yapacağım. Sevilmek mi istiyorum? Dışarıdan herkes beni sevsin mi istiyorum? O zaman önce ben kendimi seveceğim. Ama bu kendimi sevmek egoistlik değil. Kişi değil. İçimdeki özü. İçimi seveceğim. Kendimi seveceğim. Özümü seveceğim. Ben seversem herkes beni sever. Ben şu an kendimi çok seviyorum. Çok seviyorum kendimi. Bayılıyorum. Böyle bir mucize yok. Muhteşem. Şükürler olsun. Seviyorum. Ben ne olduğumu farkındayım. Biliyorum. Biliyorum mu? Bilmiyorum aslında. Eminim. Gördüm bak. Eminlik mertebesine girdim. Şahitlik mertebesine çıktım. Farkındayım. Senin ne olmadığını biliyorum. Benim ne olduğunu da biliyorum. Fark ettim. Ama başka taraftan baktığımda hiçbir şey bilmiyorum. Kesinlikle. Sadece emin olduğum tek şey var. Var olan tek o. Ondan başka da bir şey yok. Diğerleri mevcut. Mevcut değişir. Bugün istese fişi çeker, biter her şey. Sistem var dedim ya. Fişi çek, pili çıkart, kumanda çalışmaz. Televizyonun bu kadar. Fişini çek, televizyon çalışmaz. Sistem böyle. Biz sadece mevcut ama ediyoruz. Şimdi hepimiz için çok kolaydı suçu başkalarına atmak. Yani o yaptı, yani ben yapmadım, o söyledi. Şimdi diyorsun ki sen sorumluluğunu al üstüne, kendini sevmeyi de becer. Sorumluluk ki başkaları da, yani şu sorumluluk alma, tamam, okey, onu düzelteyim. Hani şimdi diyorsun ki yaşadığın olaylardaki gerçekliği, hani ben bu düzenin şeyine göre söylüyorum, senden kaynaklandığını bil. Yani kendini evet. düzelt. Çünkü artık ben o yaptı bu yaptı demeyeceğim. Bir kendime bakacağım. Bakacağım acaba görebilecek miyim, göremeyecek miyim falan falan. Bu da ayrı bir yol. Ama Hep bütün aynı hani döngüdesin. doğruları, evet, hep aynı döngüdesin. Zaten yapmadığında hep aynı döngüdesin yani. Evet. Başka bir yolu yok bunun. Bizim toplumumuzun da hikaye tarzı çok gelişmiştir bu anlamda. Yani ben hep böyle yaşıyorum, demek ki ben böyle bir insanım falan gibiyim. Bu taraftan artık konuşmak da istemiyorum çünkü hakikaten o idrakları geçmişiz, onu fark ediyorum ben. O zaman senin için şunu mu anlamalıyım Senem? Yani reenkarnasyon ya da enkarnasyon dedik ya, yani işte ya da tekrar bir yaşam boyutu, herhalde bu defalarca kere tekrar işte o kaynağa giderken tekrar hayat bulmak. Bu var, değil mi? Bunun Evet, var olduğunu evet, düşünüyorsun. evet, evet. Yani bir hani benim üstadımın söylemesine göre, benim ondan öğrendiğim, bildiğim değil, sadece öğrendiğim 750-800 kere falan bir böyle bir bedene odaklanma durumunu yaşıyoruz. Hayvan insandan tanrı insana gelene kadar. Fakat şöyle dediğim Gelene gibi, kadar. şimdi sen bir kitapsın ya, Handan kitabısın ve işte Senem bir kitap, hepsinin bir dünyası var. İşte hepsinden bir şey oynuyor. Hani ben hatta geçen grupta şu örneği verdim. Şaban'ın bir filmi vardı. İkiz kardeşler miydi neydi? Birinde kabadayı oynuyor, birinde saf bir çocuğu oynuyor. Şimdi ne yapıyor? Bak, aynı filmde tek bir karakter var ama birisinde kostüm değiştiriyor,
kabadayı oluyor. Birinde kostüm değiştiriyor. Saf çocuğu oynuyor. İşte o da bu suretlere takılma. Takılma bu suretlere. Sırat köprüsünden geçme var ya hani Kur'an'da da. İşte suretlerden geçme. Suretlerden geç. Takılma bunlara. Sen bu suretlerin hepsinin o olduğunu bilirsen, ne dedim ben? Su içerken bu suyun da bardağın da suyu içenin de hepsinin aynı olduğunu fark ettim. Hepsi kaynaktan yansımıyor mu? Hepsi kaynaktan yansımıyor mu? Yansıyor. Şimdi benim bir şeyleri fark edebilmem için ne dedim? Beş duyuyla fark edebilmem gerekiyor burada. Bu sistemde bu kostümü ondan giydim ben. Olumsuzu fark edebilmem için bu beş duyuyu kullanmam gerekiyor. Ve ben düşmeden kalkmayı öğrenemiyorum. Ben çok iyi olduğum zaman Allah'ı hiç anmıyorum ya. Çok iyi. Neden anıyorsun? Ne zaman anlıyorsun? Hasta olduğun zaman, başına kötü bir şey geldiğinde, bir depremler olduğunda, şunlar felaketler olduğunda Allah'ım yardım et, Allah'ım yardım et. Hep yardım. Nasıl yapıyorsun? Olumsuza düştüğünde. İşte Evet. o zaman fark ediyorsun, değil mi? Ve bunu fark etmek için şimdi olumsuza benim hayatım böyle gelmiş, böyle gider der dediğin zaman o zaman öyle gider. Ona inanırsan. O bilinç seviyesi de sensin. Ama şunu fark etmek lazım. İşte mesela diyorlar ki Selam seni dinliyoruz. Sen muhteşem bir işte algıdasın. Ben senin gibi olmak için neler yapmazdım. İşte ben de öyle olacak mıyım? Şöyle. Sen de bensin. Sen beni mevcut ettin. Şey gibi düşünelim bunu. Hepimizin yaşları başka başka. Bir yaşına başka, iki, üç, dört, beş. Hiçbirimiz aynı yaşta değilmişiz gibi. Algımız her yaşta farklı ya. Hatta her saniye değişiyor algımız. Bak Allah her an şendedir deniyor. Yani her an yaratımda. Her an. Şimdi sen her dakika bir şey düşünüyorsun değil mi? Düşündükçe yaratıyorsun. Daha önce düşündüklerin senin şu anki Handan'ı oluşturdu. Şu anki senemi oluşturdu. Şu an konuştuğumuz da sonraki senemi ve Handan'ı oluşturuyor. Ve buradaki şu an dinleyen 223 kişi var. Bu 223 kişi aslında yok. Tek bir kişi. Sadece sen dinleyen. Sen varsın sadece. Diğer gördüklerin hepsi mevcut. Senin ihtiyacına göre şekilleniyor. Sen çıkarttın beni buraya konuşturuyorsun. Senin sorduğun sorulara ben burada cevap veriyorum. Diyeceksin ki benim hiç bunlarla alakam yok. Hayır. Sen bunu bir zamanda sordun. Sordun şu an cevabı geliyor. Veya duymaya artık hazırsın. O yüzden duyuyorsun. Hiçbir şey boşuna değil. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Bak plan kusursuz işliyor. Bahsettim küpçükten, yaşam çiçeği. Her şey orada kusursuz. Kusursuz sistem. Beyin Bu sana dolan herkes için aynı şey ama, değil mi? herkes için aynı şey. Yani aynı Hiçbirimiz farklı şey. değiliz. Yani Selam sen Yani farklısın, şu da kimin bu da. aynası kısmında da karışıyor ya kafalar biraz. Hani kim kimin Hayır. aynası. Öyle bir şey yok. Hayır. Yani öyle bir şey Şimdi yok şöyle. derken başka bir şey söylemek istiyorum. Evet. Evet, anladım ben demek istediğimi. Şimdi benim aynam o. İşte mesela diyor ki yoldan geçiyordum. Birisi bana böyle dedi. Bu benimle hiçbir alakası yok ya. Sadece yoldan geçerken söyledi. Hayır. Tesadüf diye hiçbir şey yok. Bütün sistem sana çalışıyor. Evren senin sana çalışıyor. Şimdi sen bir şey duyuyorsun. Kulak misafiri oldun. Bir şeye şahit oldun. Bunlar hepsi seninle alakalı. Ben mesela tam çok kötü bir durumdayım. İşte Allah'ım bana yardım et lütfen falan diyorum. O sırada bir müzik çalıyor, bir şarkı çalıyor. Orada diyor ki sen üzülme ben varım. Şarkı sözü. Benle konuşuyor. Benle konuşuyor. Bunu fark et. Bu hayatı okumak bu. Sana kitaptan seslenir, sana şarkıdan seslenir, sana sokaktan geçen bir satıcıdan seslenir. Bak Anlatabiliyor muyum? çok güzel bir şey söylüyorsun şu an. Çünkü normalde yani normalitede herkes ama ben de dahil bir zaman önce hep özel bir an böyle bekliyorsun. Hani o iletişimi kurmak için ya da işte bir dua ya da bir işte biraz daha medite olduğun bir anlar falan. Hayır her an zaten diyalogdasın. Yani senin onunla konuşman başka birisiyle değil ki zaten. Şimdi Yani o anlamda. şöyle bir şey var. İşte biz hep böyle elimizi açıp dua ettiğimiz zaman sadece o zaman dua ettiğimizi zannediyoruz. Ama aslında Bilmiyorum her vardı. an her an duadayız. Her an. Kendimize ak dualar yani ak büyü ve kara büyü deniyor ya. İşte dua ve Evet. beddua ediyoruz biz.
Yani biri hakkında bir şey konuştuğumuz zaman da beddua ediyoruz. Şimdi gidiyor namaz kılıyor camide, ibadetini yapıyor. Sonra tam çıkarken birisi hakkında Allah'ım şuna bak ya, tipe bak falan diyor mesela. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Tekrar negatife yüklendi. Onun üzerindeki, ben şimdi seninle ilgili bir şey konuştuğumda, senin üzerindeki negatif enerjinin hepsini kendime çekiyorum. Sana hizmet ettim mi? Sana hizmet ettim. Etmiş Senin, oldum tabii. evet, şimdi ben senin hakkında kötü konuştum. Senin üzerindeki negatif enerjiyi ben çektim. Sana hizmet ettim ben. Senin bana teşekkür etmen lazım. Üzerindeki negatif enerjileri aldım. Ama sen dışarıda gerçek zannettiğin zaman diyorsun ki bu benim hakkımda konuştu. Allah onun cezasını versin. Benim buna cevap vermem lazım diye karşılık vermeye çalışıyorsun. Hayır. Sen de o zaman benim üzerindeki negatifi alıyorsun. Bunu fark et. Sistem bu kadar basit aslında. Sistem böyle Yani işliyor. evet. Yani birisi senin hakkında konuşuyorsa bırak konuşsun. O kendini yansıtıyor, kendini söylüyor. Sen aynı mesela Senem çıkıyor burada konuşuyor. Şimdi bu kızın konuştukları ile ilgili yorum yapın desen birisi der ki çok güzel konuşuyor, harika. Bir tanesi der ki bu ne diyor ya, ne saçmalıyor der. Şimdi ayna aynı mı? Aynı. Ama bakanlar farklı. E ben buraya ayna tuttum. Herkes kendini görüyor. Kendinde olanı görüyorsun. Bunu fark Evet. et. Evet. Kendinde olanı Aynen görüyorsun veya öyle. olmayanı göremediğin için bu şey yapıyorsun. İşte zıtlık da var dedim ya, olmayanı. Bu bende yok diyorsun. Sistem bu şekilde. Ama bizler hep böyle duayı, bedduayı hep şey diye zannettik işte. Bir yemin ettim, bir lanet okudum, işte şu kadar falan filan. Hayır. Yani bu niye böyle niye giyinmiş? Bu ne saçmalıyor demek bile senin aslında o ön yargın oluyor. Yargın oluyor. Yargılardan Sistem uzak dolan bir şey durduğun için. oluyor. Gözlemci kaldığın zaman hiç yargılamıyorsun. Zaman hiçbir şey Aynen. gelmiyor. Kesinlikle. Peki hani dedin ya bir üstad, yani benim üstadım olan kişi böyle 700-800 kere bu deneyimlediğimizi bahsetti. Evet. Bu şeyden de biraz bahsetsek, gelmeden önce bir yaşam planı, bir hayat planı Evet. yapıldığından bahsediyorlar yeni öğretiler. Evet. Bir sözleşme imzalandığından bahsediliyor. Yani Yani imzalanma değil de. unutturulduğu için bir sözleşme de var ortada. Şimdi Yani evet bir şey yapıldı. şu burada olan bütün duyguları, o esmaları yaşadığımız zaman aslında bir genişleme oluyor. Yani üst bilinçlere bir sen burada bir şeyi fark ettikçe genişliyorsun. Fark ettikçe genişliyorsun. Ve onlara hizmet ediyorsun. Onlar kim? Onlar da sensin. Yani bunu nasıl anlatabilirim? İşte onu şey yapıyorum. Şaban'ın filminde, Kemal Sunal'ın filminden bahsettim ya işte farklı farklı karakterleri oynuyor diye. Şimdi bak, Evet. bütün her şey ben bunu şeyde de anlatmıştım Handan. Tekrar anlatayım. Bütün bilgi burada yazılı değil mi? Her şey var burada. Bütün bilgiler. Şimdi ise ben bunu geldim böyle hani büktüm diyor ya bak şimdi dürüldü diyor ya dürüldü. Zaman mekan var. Bak ben her şeyi zaman mekanda yaşıyorum. Şimdi ben bunu dürdüğüm zaman işte bunu böyle çok güzel bir şekilde dürelim. Şimdi burada bir nokta oluşuyor. Bunu çok güzel sıktığımı düşün. Nokta oluşuyor. İşte bu noktada her şey var. Her şey, bütün bilgiler burada yok mu? Sen bunu sadece nokta Yani olarak hepsini oraya görüyorsun. dürdün. Evet. Evet. Burada her şey bilgiler kayıtlı. Zaman, mekan falan yok. Her şey var. Ama senin bunu okuyabilmen için böyle açman lazım. Ne oldu? Zamanda ve mekanda okumaya başladın sen bunu. Okurken zaman geçiyor ve bir mekanda. İşte biz burada onu deneyimliyoruz. Heh, bu önceki hayalinde şimdi sana biraz önce ne söyledim? Gözünü kapat, bir hayal kur. Sen biliyor musun şimdi ne hayali? O kitabı yazdım dedim ya da. Kitabı yazdın. Handan'ın hayatını yazdın. Senem'in hayatını yazdın. Şimdi diyorsun ki ben Handan'ın hayatını oynayacağım. Girdin onun içine. Sen biliyor muydun? Yazarı kimdi? Sen. Figüranları sen seçtin mi? Seçtin. Dedin ki bu gelsin bana anne olsun. Bu gelsin böyle olsun. Her şeyi sen seçtin. Filmi sen çektin. Yönetmeni sensin. Yazarı sensin. Oyuncu başarılı oyuncusu da yaptın mı kendini? Yaptın. Ama filmin içine girdiğinde unuttun. Sonra da dedin ki bu benim başıma niye geliyor?
Bu film olmamış. Ben böyle filmi seçip gelmezdim. Unuttum. Halbuki filmin yönetmeni de, yazarı da, her şeyi de sensin. Her şeyi sen yapmışsın. Peki oldu, film bitti, olay bitti. Kitap yarım kaldı. Yarım kalmaz. Biter mi? Her şey olması Yani o gerektiği gibi olmaz. planlanan her şey o yaşam boyutunda biter mi? Her şey sonsuz bir şekilde. Buradaki ölüm başka bir yerdeki doğumdur. Ha, ama şöyle tabii. Yani her yaşam gelişimden önce mi bu kitap yazılır yoksa bir tane yazılır o ömürler boyu oynanır mı? Hayır, her seferinde yeni bir kitap yazıyorsun. Şimdi sen her yattığında yeni bir rüya görüyorsun. Hı. Her Onun seferinde yeni bir gibi. şey yazıyorsun. Ben şimdi senemi yaşarken, senemi hayatını, benim ihtiyacım bu. Bak, 99 tane Esma var dedik, değil mi? Ben 99 tane Evet. Esma, ben bunu mercimeklerle anlattım hatta, böyle çok komik oldu işte. Mercimeklerle anlattın. Evet, YouTube sayfamda var gerçekten, mercimeklerle anlattım. Şimdi mesela 99 Esma'yla ben geldim, hayvan insan olarak, hiçbir şey bilmiyorum böyle. Bunları yaşamaya başladım. Şimdi bazılarını yaşadım, cemalini de celalini de yaşıyorum ya burada, Esma'ların. Hı. Bazılarını yaşadım, bazılarını geçiremedim tabii ki ilk insanlıkta. Şimdi mercimekler buraya kadar doluydu. Şimdi Hı ben biraz hı. yaşadım, bu mercimekler azaldı. Ondan sonra bu Senem rüyası bitti, Ahmet rüyasına girdik. Ya da hep böyle Türk isimleri söylüyoruz da başka isimler de kullanabiliriz. Hani ben şimdilik öyle gidiyorum. Yani evet. Heh. Hı. Şimdi burada kalmıştım ya, benim burada bunlar yüklenecek şimdi. Ben safım, tertemiz, pırıl pırıl değil miyim ben? Şimdi bana bunlar yüklenecek. O yüzden ne olacak? Beni büyütenler diyecek ki işte kızım bu günah, bu şöyledir, bunu yapmak yanlıştır, bu doğrudur. Bana bir sürü yüklemeler yapacak. Yükledi mi bana? Yükledi. Evet. DNA'larımda var. Öyle. Öyle gözüküyor filmde. Ondan sonra ben bunları da yaşadım mı? Yaşadım. Sonra geldim başka türlü. Film burada bitti mi? Bu bedenden çık şey yaptım. Odağımı çektim. Bitti. Sonra tekrar buradan. Bu böyle gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bak, sonra ne oldu? Gittikçe ego azalmaya başladı. Şimdi kişilik ya bunlar, esmalar azalmaya başladı. Esmalar azaldıkça ne oldu? Benim bilincim açılmaya başladı. İşte bilinç açıldıkça o zaman şimdi çok güzel yardım geldi hemen bana. Bak bu sefer mercimeklerim Ah, çok yok ama kuru güzel. fasulyelerim var. Evet. Fasıl. Güzel. Şimdi Senem olarak geldi ve buradaydı. Şimdi bu Hı. Senem, diyelim ki Senem artık bitti, odağını çekti, bunları yaşadı. Senem olarak yaşadı ve buraya geldi. Şimdi burada da Handan olarak geldi diyelim. Şimdi Hı. Handan bu. Bak, şimdi öz burada, öz. Özüm benim. Ben bunu fark etmeye başladım artık. Çünkü neydi? İlk zamanlarda o kadar farklı bir, çok fazla egom vardı ki ben ilk üç çakradan çıkamıyordum. Kalp çakramı açamıyordum. Bunlar azalmaya başladıkça ben kalp çakramı açmaya başladım. Ve ne oldu? Özüm ortaya çıkmaya başladı. Aslında öz her yerdeydi. Bak, havayı öz olarak düşünürsek hava her yeri kaplıyordu. Her yerde. Şimdi bunu fark etmeye başladım. Çünkü hani diyorum ya, bir nar düşünelim dedik. Hı Nar hı. kaynaksa sen onun içindesin. Ama kapsıyor hepsini, değil mi, kabuğu? Bütün hepsini kapsıyor, içini kapsıyor. Onun gibi. Şimdi bu da öz her şeyi kapsıyor. Ben kalp çakramı açtıkça bunlar ne oldu? Fark etmeye başladım. Fark edişim artmaya başladı. Bir şeyler oluyor Hı. artık. Burada neden geldim ben bu dünyaya? Bunun için gelmemiş olmam lazım. Buraya işte üremeye mi geldik? İşte ne yapmaya geldik? Niçin ben buradayım? Ben kimim diye sorgulamaya başlıyorsun. Sonra bu diyelim ki Handan olarak da bitti. Geldi böyle. Bunlar böyle Hı devam hı. edecek. Bu 99. İnsanlık planı bittiğinde artık senin bu bedene ihtiyacın kalmayacak. Bitecek. Hı. İnsanlık planın bitecek. Artık beden kıyafetini değiştireceksin. Ben kızıma anlatıyorum bazen. 9 yaşında. Onu böyle diyorum ki, geçen işte anne bana anlatsana dedi. Ona böyle mercimeklerle anlatırken, dedim ki ben bunu canlı yayında da anlatan ne dedi. Tamam dedim, anlatırım ve anlatmıştım. Dedi ki
Yani dedi, bence dedi, böyle boyutları sordu bana, anlattım. Dedim ki dördüncü boyut dedim, böyle bir geçiş aşaması dedim. İşte bu beden kıyafetini falan giyiyoruz. Bence dedi dördüncü boyut dedi, dolap olması lazım. Gardırop gibi düşünebiliriz dedi. Nasıl yani dedim. Evet dedi, dördüncü boyuta gelip kıyafetimizi giyip üçüncü boyuta iniyoruz dedi. Dedi, eğer Enteresan. dedi çıkacaksak dördüncü boyutta kıyafetimizi çıkartıyoruz, beşinci boyuta geçiyoruz. Ben böyle şok geçirdim. Muhteşem bir örnek bu ya. Harika falan dedim. Ben bunu kullanırım. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bu artık insanlık o beş duyuyla algı bittikten sonra, dualite bittikten sonra artık zaten başka bir seviyeye geçilecek. Bu bedenlere ihtiyacımız kalmayacak. Belki yarı saydam, yarı şey bilmiyorum artık. Ne olması gerekiyorsa o. Ha, bedenin üst boyuttan varlıkları gördüğün zaman bedeni görmüyor musun? Görüyorsun. Ama onu bizim için bize görünebilmek için gösterebiliyorlar. Hepsini kullanıyorlar mı? Kullanmıyorlar. Ya da ne bileyim hani söyleniyor ya işte Mu kıtası, Lemurya, işte 12 DNA şeyden kaç 12 DNA'dan 2 DNA'ya düşmüşüz, şudur budur falan diye bir sürü şeyler var. Şimdi bunlar senin hepsi Evet. filminde var. Filminde var. Neden? Şimdi üst benliklerim var diyorum ya. Şimdi burada benim bütün gördüklerim bensem, benim alt bilinçlerim ve üst bilinçlerim var. Alt bilinçlerim beni maddeye çeken kısımlar. Hala tutunduğum bir şeyler var ki bana onları gösteriyorlar. Üst bilinçlerim de beni yukarıya doğru çıkarmaya başlıyorlar. Diyor ki işte bana, ya biliyor musun işte şey varmış, neydi onun adı, UFO'lar diye bir şey var. Hiç duydun mu? Şu var mı? Bu var. Lemuryalılar var. Lyralılar var. Şunları araştır. Bunlar benim üste, bak üste doğru çekiyor. Bir de aşağıya doğru çekenler var. Bu günah, bu yanlış. Şöyle, bu böyle. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi ben. Hepsi benim. Hepsi benim düşüncelerim ve yaşamam gereken şeyler. Çünkü o esmaları benim yaşamam tadına bakmam lazım. Tad almam lazım. Sen bunların böyle birden farkına varırsan, o zaman hepsinden özgürleşmiş oluyorsun. O zaman başka bir bilince doğru sıçramış Evet. oluyor bütün idrakın. Evet, ama bizim şurada bir şeye dikkat etmemiz lazım. Biz duyguları tutuyoruz. Ya içimize atıyoruz, ya içimize atıyoruz. Hani ağlayamıyoruz ya da işte etraf el alemde de Söyleyemiyoruz. söyleyemiyoruz. Yanlış anlarlar. Hayır diyemiyoruz. Hayır diyemiyoruz. Birisine hayır demek çok yanlış diye Zor. düşünüyoruz. Çok zor diyoruz. Ya ben diyorum ki şunu ara, şunu söyle. O kadar zor ki diyor. Tahmin edebiliyorum onun o zorluk şeklini. Çünkü bende yok mu? Bende var ki o bana geliyor. Bende olduğu için bana geliyor zaten. Bana şifaya geliyor. İşte Senem, işte şuyum var diye. Hemen bakıyorum. Bende bu var. Onu şifalandırırken kendimi şifalandırdığımı farkındayım. Biliyorum. Çok güzel. Boşu boşuna duymadım onu çünkü. Aynen. O yüzden Selamcığım. duygularımızı yaşayıp bırakmamız gerekiyor. En güzeli bu. Yaşa ve bırak. Kesinlikle. Tutunma. Evet. Ya Hiçbir da yere tutunma. olamıyorsa, yapamıyorsan onu kafanda çöz yani. Onu alıp hapsettir bir Çözmeden yerlere. ilerleyemezsin. Öyle değil Evet. mi? Evet. Yani bir şekilde bir yere koy yani onu. Yapamıyorsan hayatında. Şimdi burada biraz chatte sorular var. Bir de şimdi soruları açacağım. Çünkü 2 saati doldurmak üzereyiz. Biraz Tamam. onlara bakalım. Olursa onları cevaplarız. Değilse devam ederiz sohbetimize saat dolana Tamam. kadar. Çünkü geçen sefer biraz 2 saati zorladım. Hemen kapattı sistem. Vedalaşmadan kapanmış olduk. Şuradan da sorulara bakıyorum hemen. Ne demişler? Mehtap arkadaşımız. Resim sanatını çok severim. Bu yetenek bende var mı? Rabbim dedim. TV'de film vardı. Sen çok yeteneklisin dedim. Şok geçirdim demiş Ya, Mehtap. süper, çok güzel. Değil Bak, mi? Yani çok güzel konuşmuş. bir örnek. Aynen, kesinlikle. İşte böyle yani o bağlantıda kaldığın sürece o senle, yani sen gidiyorsun o sana daha çok geliyor. Bir tane daha var. Alırız. Gönülden istemek o kadar güzel ki. Yani koşulsuz, ego olmadan istemek, beklentisiz istemek. Onu kalpten Evet. istediğin zaman bir şeyi zaten kalpten gör, kalpten iste, kalpten hisset. Kalbin almıyorsa kabul etme. Mesela diyorlar ki bir yere gitmek istiyorum. Gidemiyor. Annem evde, annemi bırakamam. Neden? İşte annem yazık işte yaşlı, şudur budur. Ama sen gitmek istiyor musun? İstiyorsun. O zaman gideceksin bir şekilde.
Onu sen Bir eğer şekilde odana ihtiyacı var, indireceksin. şu var, bu var dersen kendin için yaşamıyorsun. Bak anneni merkezine oturtturuyorsun. Ya da Bir de tam annemi de tersi. ihtiyaç halinde bırakıyorsun. Evet. Ve Yani. ya da öyle bir şey oluyor ki bir yere gitmek istemiyor. Geliyor arkadaşı, ona çok yardımcı olmuş mesela birisi. Sen geliyorsun bana andan diyorsun ki, işte Senem şuraya gidelim mi? Benim canım hiçbir şekilde istemiyor. Ama ben seni kıramıyorum. Ya tamam peki gidelim. Oraya gittiğim zaman bir sıkıntı yaşıyorum. Neden? Çünkü istemiyorum ya. O ben istemiyorum. İstemeye gidiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve ben o zaman Kesinlikle. Aynen. kendimi o zaman kendi Rabbime hizmet etmiyorum ben. Ben seni koymuşum o zaman bir hayatımın merkezine. Aynen, Hayatımda kesinlikle. başrol oyuncusuyken ben kendimi figüran yerine koyuyorum o zaman. Hayır. Bu hayat Bu benim da aynı hayatım. şekilde dengeyi bozmak anlamına geliyor. Bu Kesinlikle da öyle. aslında enteresan bir konu da, onu da inşallah bir gün işleyelim. Bu kendi özlük haklarını korumayla ilgili durumlar. Şimdi bir arkadaş Evet. da demiş ki Senemciğim, kendini sevmek kader tarafından bakarsak bize bağlı mıdır diye sormuş. Yani kader tarafından bakarsak, eğer senin herhalde o yolda yürümen gereken bir şey varsa yeni hayatında, Sen kader zaten planı şu diye an bahsettik ya. bunu söylüyorsan kendini Evet. sevme isteğin vardır. Hiçbir şey boşu boşuna değil dedim ya. Bir yerde bir şeyler Değildir. duyuyorsan sürekli, senin karşına bir şey sürekli geliyorsa, bir kitap, bir duygu, bir ses, sürekli aynı konu, bu seninle alakalıdır. Sana bir şey demeye çalışıyor. Zaten her şey seninle alakalı. Bunu fark et. Senin kendini Bunu sevip fark sevmeyeceğin, et. senden ne oynayacağı da belli. Evet. Senden ne oynayacağı da Evet. belli. Ama bu şu demek değil. Benden bugüne kadar böyle oynadı. Nasıl olsa belli. Ben bir şey yapmıyorum değil. Senem'in şu an söylemesiyle sen bir şey istedin. Allah'tan yardım et istedin diyelim. Açtın dedin ki Allah'ım bana artık yol göster. Ben artık çıkmazdayım. Çok kötü bir durumdayım dedin. O sırada ben çıktım. Ya da başkası çıktı. Hiç fark etmez. Örnek vermek için söylüyorum. O sırada ben de dedim ki kendini sev. Özüne güven. Özüne değer ver. Bak öz değer. Öz güven. Özdeğer. Bunları fark et. Özüne güven dedim. O sırada işte sana diyor. Sana diyor. Bu sen bunu fark edeceksin. Orada kendini değiştireceksin işte. Bunu duydun. Aa, Senem böyle söyledi. O an değişim başladı mı? Başladı. İşte bu değişim de senin kader planında var. Senemi sana çıkarttı ve sen fark ettin. Daha önce onu çıkarttı, bunu çıkarttı, şunu çıkarttı, seni mi çıkarttı fark etmedin. Yarın bir gün karşına Ahmet çıktı. Ahmet de fark edeceksin. Sonra diyeceksin ki, Ya. Senem böyle söylemişti, anlamamıştım. Bunların hepsi senin kader planında var. Öz saygı demiş bak Kesinlikle. Serapcığım. Kesinlikle öz saygı, öz sevgi. Yani Hepsi. öz sevgi. Hepsi özle alakalı. Bir arkadaşımız da sormuş, hani uyanmadan yolda olmaya çalışırken bu bir rüya, gerçek değil demek doğru mu? Tabii ki doğru. Yani kendini bir yerde tutmak için doğru bir yer. Buradaki soruları şu an göremedim ben. Ben şöyle söylüyorum mesela, onu da örnek vereyim. Gün içerisinde böyle biz tabii ki çalışanlar var, işte böyle dünya karmaşası diyelim hani öyle. Matriste şey yapıyorsun, takılıyorsun. Ne yapacaksın? Dur, dur ve buranın bir hayal alemi olduğunu, her şeyin senin zihninden oynadığını fark et. Ve hani o an kendini bir şey yap, oraya dön. Hayal şeye dön, özüne dön, hakikatine dön. Özüne dön. Evet, Evet. bunu fark et. O zaman zaten her şeyin değiştiğini göreceksin. Değiştiğini göreceksin. Kesinlikle. Bunu gün içerisinde yapabilirsin. Her an, her istediğinde. İşte farkındalıkta durmak. Yani gün içinde kendinle ilgili, hani herkes, bütün öğretiler ne diyor? Kendine bak, içine bak. Bunu boşuna demiyorlar ki. Her Sürekli şey içinde. farkındalıkta kalacaksın ki önce bir kendini bir tanı bakalım. Gerçekten olaylar karşısında sen kimsin? Öyle değil mi? Evet. Oradan çözmeye başla. Şimdi bir arkadaşımız sanırım mevcut olmak, hani mevcutla kaynak olmak arasındaki şeyi bir türlü çözememiş kafasında. Var olmak mı? Var olmak, evet. Tamam. Şimdi Onu kısaca hemen sadece tekrarlarsan. tamam. Var olan sadece tek var. O da yaratıcı. Var olan sadece o. Fakat onun hayallerinin içerisindeyiz biz. Ve bütün her şey
senin gördüğün her şey mevcut ve değişebiliyor. Bir şey değişebiliyorsa o zaman mevcuttur. Var olan değişmeyen tek şey yaratıcı. O yüzden bütün O her zaman şeyi gördüğün, fark yaratıcının ettiğin. yarattığı şey mevcut. Yaratıcı Evet. zaten yaratıcı, Evet. değil mi? Birisi de şey Aynen. diye yazmış. Ben buradan gördüm, hemen cevaplamak Tamam. istedim. Kur'an'ın Arapça olmasının sebebini açıklayabilir misiniz Evet. diye söylemiş. Onu da şöyle söyleyeyim. Çok güzel. Daha geçen gün şey yaptım. Önüme geldi. Ben de onu merak ediyordum aslında. Arapça araştırılmış bütün diller ve Arapçanın sağ ve sol beynin ikisini de dengeye getirdiği fark edilmiş. Bütün Enteresan. dillerde birisinde sağ, bir tarafında Bu sol ilginç baskın bilgi. olurken, evet, Arapçada ikisinin dengeye getirildiği, yani sağ ve sol beyni dengeye getirdiğini, Arapça bir şey dinlemek, Arapça bir şey konuşmak, bu dil tamamen dengeye getiriyormuş ve Kur'an'ın Arapça olması. Ben de hep şeyi merak ederim. Mesela Arapça zaten böyle çok ağdalı bir dil. Bir de Frekansı bir yüksek. makamla söyleniyor ya. Evet. Allah Allah diyorum. Yani bu nereden gerekli? Acaba ne bunun şeyi ne? Yani nedeni ne? O makamla söylenmesinin gerekliliği nasıl oluştu acaba diye. Hep bunu çok merak etmişimdir. Hatta bir dönem araştırdım da, yani araştırdım dediğim Google'dan sordum. Bir şey bulamadım hani nereden başladığını. Bununla Frekanslarla ilgili bir alakalı. Frekanslarla alakalı. Hepsinin bir frekansı var. Hepsinin bir titreşimi var. Şimdi Türkçenin de frekansı aslında yüksektir. Arapçanın çok yüksektir zaten. Türkçenin de frekansı yüksektir. Şimdi hani burada tabii oradan numarolojilere geliyor veya İbn Arabi'nin şeyine falan giriliyor. Çok, oralar çok dolu dolu Evet, konular ama oralarda başka başka konular. Evet. evet, Başka yani orada denetimde. bizim ismimizin bile bir frekansı var. Yani seslenirken Senem diye seslenmek başka, Senem Hoca diyorlar mesela. Hoca ifadesinin frekansı çok yüksektir. Bunların hepsinin bir titreşimi var. Frekansa etki ediyor. Ama tabii ki yine bunlar mevcutla alakalı. Evet, Buralarda arkadaşlar da hep kendi fikirlerini geçiyorsun. Evet. paylaşıyorlar. Güzel. Yani herkesin bir fikri var ama tabii Rabça diye bir dil de var. Gerçekten de öyle. Çünkü yani önümüzdeki yayınlarda belki konuşabiliriz ama Kur'an'da düz bir cümleyle yani hemen alınılabilecek cümlelerle oluşturulmuş bir kitap değil. İçinde çok misaller var, mecazlar var, semboller var. Yani onun Metafor kendine özel bir dili var. Metaforlar var, aynen öyle. var. O yüzden Rabça Yani şimdi diyoruz onun orada, diline. yani orayı, tasavvufu bilenler anlatsın. Ben oraya çok girmek istemem ama Okey. çok fazla şey var. Yani orada Ra'nın anlamı, Mısır'daki Ra tanrısı, işte Süleyman'ın tahtı. Bunlar o kadar derin konular ki oraya girersek hiç Kesinlikle. çıkamayız. Okey. Peki o zaman nasıl yapalım? Senin bahsetmek istediğin başka bir şey var mı bugüne özel Senemciğim? Yo, ben Zaman senden bir aslında söz alayım mı hayala ben böyle 220 küsur kişinin önünde? tabii ki, Zorla yani olması veriyormuşsun gibi sanki. yok, olması gereken Şaka yapıyorum. oluyor. Ben hep olanı kabul ederim. Böyle olması gerekiyorsa olur. Zaten kolaylıkla oluyorsa da hayrına oluyordur. Farkındalık hayrına oluyor her şey. O yüzden ne Aynen. zaman mümkün olursa o zaman. Tamam. O zaman biz seninle bunu konuşuruz. Bu arada sorular gelmeye devam ediyor. Gözüm oraya takıldı. Herkesin uyanış yolundaki şeyi de farklı. Yani nasıl ki bir elin işareti aynı değilse, değil mi? Yani ben böyle düşünüyorum. Herkesin Parmak uyanmakla izi, ilgili evet. gibi. Evet, şimdi parmak izi Aynen. gibi dedik ya, parmak izi gibi. Herkes de farklı şeyi deneyimleyecek. Yani benim buradaki uyanışımı anlatmam herkes bu şekilde uyanacak anlamına gelmiyor. Yankı mı yapıyor? Yok, yankı yapmıyor. Ben kendimki düşüyor gibi Heh, hissettim, onu tamam. Ben düzelttim. kendi sesimin yankısını duydum, o yüzden söyledim. Şimdi şöyle, hakikat tek ama hakikate giden yollar, ne kadar can varsa o kadar. Herkesten başka deneyimliyor ya, parmak izi gibi. O Evet. yüzden herkesinki Evet. başka olacak. Yani benim şu an söylediğim şey, kimseye Senem'in aynısını yaşamayacak. Böyle ay göğsünü işte kırılmış, şöyle olacak, böyle olacak diye beklemesin. Ay ben bunu yaşamadım, uyanmayacağım. Benim görmediğim, başkasından duyduğum bir sürü şeyler var. Hepsi ben, hepsi ben, hepsi ben. Ama
Hepsi parmak izi gibi, dediğin gibi farklı farklı şeyler. Kimi Hepsinin kendi Kur'an'dan, yolu. kimi Aynen. Kur'an'dan açıklıyor, şey açılıyor, kimi işte ne bileyim Hintlilerden açılıyor, kimi şeylerden açılıyor. Her yerden farklı, her dinden farklı din diyoruz. Ama hakikat dinlerin çok ötesinde, dinin ötesinde. Arif'in dini yoktur diye bir kitap var, çok severim. Onun gibi. Evet. Onun gibi. Dinin Aynen. üstünde bir şey. Peki Selamcığım, şu üstadını çok merak etmişler. Kim olduğunla ilgili bilgi vermem mümkün mü? Tabii ki. Ama ben hep şöyle söylüyorum. Işık yazandan bilgelik ve üstatlık dersleri aldım. Tabii ki bu, ben öyle aldım, bu sana iyi gelecek diye bir şey söz konusu O değil. Bunu sana hep iyi geldi. söylüyorum. Evet. Evet, Böyle bir çünkü beklentiyle girme. Sana hiçbir şekilde iyi gelecek. beklentiyle girerseniz oradan hiçbir zaman verimli çıkamazsınız. Bir kere bu bir. İkincisi şunun gibi bu. Ben gittim ve bir işte iğne oluyorsun, bir ilaç kullanıyorsun. O ilaç sana iyi gelebilir ama bana da dokunabilir. Ne oldu? Şimdi sen Aynen. bunu herkese tavsiye edemezsin. Bana rahatsızlık verdi. Dolayısıyla herkesin bir gideceği yol var. Sen bu yola girmek istersen öğretmenin zaten hazırdır. Öğrenci hazır olduğunda öğretmenin gelir. Şimdi öğretmenler her yerde. Bak, eskiden bu kadar ben birini dinlemek istediğimde bulamıyordum kolay kolay. Şimdi o Şimdi kadar uyanmış, işte bir canlı yaşanmış. yayında bak ne kadar derin konulardan bahsedebiliyoruz rahatlıkla. O yüzden hayatta her şey mümkün. Diyor ki benim param yok, ben işte o eğitimi alamam, şunu yapamam, buyum. Bak, burada bir sürü eğitim var, ücretsiz şu an. Ne kadar güzel eğitim Öyle. alıyorsun. Bunu fark et. Kesinlikle. Yani Gözlemciyi açar aslında bu gönül mısın gözlemci açar mısın Senem? Evet Senemciğim, gözlemciyi de açalım o zaman. şimdi? Şöyle bakayım. Çünkü şey birden Tamam. kapanırsa üzülürüm O zaman vedalaşmadan. Son şöyle söyleyeyim. 5 Son dakika şeyi. diyelim. Tamam. Gözlemci şudur. Sen hiçbir şekilde bir şey yapmazsın. Yapan değildir. Bak, sadece gözler ne olduğunu. Aynı ne dedim? Sinemaya gittin, koltukta oturuyorsun. Filmi sadece izliyorsun. Gözlemci de işte izlemek. Hayatını da böyle izle. Yani sen neysen, ismin neyse. Ben mesela Senem, benim isim Senem denince bakıyorum, değil mi? Dışarıdan bakıyorum Senem'in hayatına. Senem neye ne cevap verdi, ne oldu? Ama yorum yapmadan. Neyi Yorum yapmadan. fark ediyorsun Yargısız. gözlemlerken? Senemde olanı fark ediyorsun, değil Olanı mi? fark ediyorum. Her Bak, şey bu niye kendiliğinden geldi oluyor. şimdi? Yapan değil, olan. Olması gereken oluyor. Aynen şahitliktesin demiş İsmail Bey. Kesinlikle öyle. Ben Senemcim çok tatlıydı. Gerçekten çok keyifliydi. Böyle zaman nasıl geçtiğini kesinlikle anlamadım. Çok Çok güzel. güzeldi. Vallahi Evet. yüreğine sağlık. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür İnşallah ederim. herkes de benim kadar keyif aldığını düşünüyorum. Çünkü yazışmalardan öyle Ne kadar anlıyorum. güzel. Süper. Çok teşekkür ederim ben de. Varlığına Konuk aldığın için. şükran. Öpüyorum. Geldiğin Görüşmek için ben de üzere. çok teşekkür ediyorum. Ben de çok öpüyorum. İyi gecelerin olsun. İyi Tekrar geceler. görüşmek üzere. Görüşürüz. Level Görüşmek bildiriyoruz. üzere. Bay bay. Hoşça kal. İyi geceler. Bay bay. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.